Bayramlar dedirtmeyecek sohbetler. Bayram özel programıyla Sözcü Televizyonu'nda. Para veriyorsun mu abi dedim, veriyorum dedim. Simge Fıstıkoğlu, İlker Aksum, Soner Olgun, Emre Dorman, Gökhan Türkmen ve Hande Kazanova'yı. Doktor Cansel Poyraz Akyol, yakını Yakını Bayramlar biter, yakındaki müze hayalleri bitmez. Ve evrol mütercimler İhsan ele açıkla İsmail Hakkı aydını ağırlıyor. Peygamber yoluna yapışma ve birlik beraber dağılmama yılı demektir. Bazen din gelenek oluyor, bazen gelenek din oluyor. Bayram Sözcü Televizyonu'nda bayram tadında yaşanıyor. Bayram sohbetleri Ramazan bayramı boyunca Sözcü Televizyonu'nda. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, para politika programını sunar. Sözcü televizyonundayız, para politika programındayız. Günaydın bu sabahtan bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. Bugün son sahur ve son iftar. Yarın da bayramın birinci günü. Ee, şimdi bütün bu süreci aynı zamanda yerel seçimlerin de içinde olduğu e, bir dönem olarak geçirmiş bulunmaktayız ve bayramada geliyoruz. E, gündem azalmıyor, yoğunlaşarak devam ediyor. E, günden güne artarak yoğun bir gündemi sizlere ifade ediyoruz, aktarıyoruz, iletiyoruz. Şimdi neler ne var, neler yok, gündemde öne çıkan başlıklar neler, bayram öncesi ve sonrası bizi hangi gelişmeler bekliyor, hangi gelişmeleri takip ediyoruz. Saat başına yaklaşırken bir özet yapalım her sabah olduğu gibi. Ardından da hızla yorumlara geçelim. Ekonomide, siyasette, hayatın içinde hangi gelişmeler var? Şöyle bir aktarmaya çalışalım. 3 saat boyunca birlikte eğer bizimleyseniz, kalkabildiyseniz, tatilde değilseniz e, Böyle bir güne daha hazırlanalım. Bayram öncesi gündeme birlikte bakalım. Şimdi CHP'nin hatay seçimlerine yönelik yaptığı itiraz Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. E, CHP oyları yeniden sayılması ya da seçimin iptal edilerek yenilenmesinin de aralarında bulunduğu farklı seçeneklerle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK'da son sözü söyledi. Mazbata'nın AK Parti'den seçilen Mehmet e, Ön Türkiye'ye e, verilmesine ve seçim e, yenileme talebinin reddine karar verildi. Hatay'da seçimler geçerli sayılıyor, yenilenmiyor. CHPnin itirazları çerçevesinde biliyorsunuz, 3000 aşkın e, hayatını yitirmiş vatandaşın oy kullanmış sayıldığına ilişkin iddialar vardı hem hafta sonu hem dün YSK önünde CHP'liler itirazlarını dile getirmeye devam ettiler. Yüksek Seçim Kurulu da tamam bu listeleri verdiniz, itirazları yaptınız ama bu 3000 e aşkın yaşamını yitirmiş vatandaşın isimleri nedir diye sordu. YSK'dan da dün itibariyle böyle bir açıklama gelmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla bu dönem bu itirazlar, bu açıklamalar, bu tartışmalar sonlanmış oldu. YSK CHP'nin itirazlarını reddetti. Seçimi kazanan AK Parti'nin adayı oldu. Zaten mazbatasını da almıştı. YSK'nın verdiği karara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da değerlendirme geldi. Çevre Bakanı Mehmet Ösaseki'nin Hatay ziyaretinde telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendi. Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Bizler de inanmıştık artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın Huzuru içerisindeyiz dedi. Hatay'daki projelere ilişkin de konuştu Cumhurbaşkanı. Elde ettiğimiz özel bir kredi var. Dünya Bankası'ndan tam 14.2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır. Önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik İklim değişikliği Bakanı Mehmet Ösasak Hatay'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Hataylılara seslendi. 14.2 milyar liralık Dünya Bankası'ndan alınmış kredi var. Projeleri tek tek e, hayata geçireceğiz. Karanlık günleri sonlandıracağız ifadesini kullandı. Telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajda. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'daki kongrede aday olmayacağını açıkladı dün itibariyle bu kararı ve X hesabından yaptığı açıklamayı Türk Milleti'ne başlığıyla yaptığı açıklamayı ekranlarınıza taşımıştık. E, gün boyunca da tartışmalar devam etti. E, Akşener kararının şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Bu kapsamda seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız 2028'e giden yolda rotamı rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımıza genel e, kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum ifadeleriyle kararını duyurdu. Akşener açık Yapmakla kalmadı. Dün öğleden sonra da e, parti genel merkezindeki odasını boşalttı eşyalarını toparladı ve bu eşyalarının toparlanmış ve arabaya yüklenmiş hali de görüntülere yansıdı. Yani e, İyi Parti'deki odasını e, boşalttı. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'daki kurultayda da aday olmayacağını açıkladı. Ve arkasından da tek tek e, aday olacakların isimleri gelmeye başladı. Akşener'in aday olmayacağım kararıyla gözler İyi Parti'de Genel Başkan adaylarına çevrilmişti ki Günay Kodas, Musabat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Tolga Akalı Adaylıklarını resmen duyurdu Önümüzdeki günlerde de yeni isimlerin Adaylığını açıklaması bekleniyor Parti içinde bu isimlerin Antalya milletvekili Uğur Poyraz Ve parti sözcüsü Kürşat Zorlu Olabileceği belirtiliyor Bilge Yılmaz'ın da ismi geçmişti ama ee, ekonomi politikaları başkanıydı biliyorsunuz. Bu süreci de çok ciddi eleştirmişti. Ama aday olmayacağını e, belirten bir paylaşım yaptı Bilge Yılmaz. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olur. 2018'de de aday olmayacağım demiş. Arkasından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday olmuştu. Ama o dönemin, 2018'deki dönemin farklı olduğunu belirtiyor İyi Partililer. O dönemde e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine kadar gidilmiş ve büyük bir e, taleple e, tekrar aday olması istenmişti. Dolayısıyla şimdiki süreç biraz daha 2018'den farklı açıklamaları da yapılıyor. Onu da aktaralım. Şimdi e, biliyorsunuz dün e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yaptı. E, bizim e, Ürdün üzerinden e, havadan e, Gazze'ye yapacağımız yardımlar İsrail tarafından engellendi dedi eee paraşütle havadan yardım atılıyor ve e, kar, e, Türk uçakları, kargo uçakları ödün üzerinden bu yardımları ulaştırıyor. E, fakat İsrail yardımların Gazze'ye iletilmesine, havadan iletilmesine engel oldu. Dolayısıyla İsrail'e dönük tedbirler alacağız açıklaması yapmıştı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şimdi ekranda son dakika gelişmesini görüyorsunuz. Bu da düne yansıyan sıcak bir gelişmeydi. Bu yaptırımlar, bu tedbirler ne olabilir diye konuşulurken aklı ek ticaret gelmişti tabii. Ee, İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildiği bilgisini arkadaşlarımız aktarıyor. Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı. Ee, bu yönde de çok tepkiler vardı. Ee, i̇şte Gazze'de insanlar ölüyor, ee, İsrail'in saldırıları devam ediyor, İsrail'le ticaret durmuyor diye. Bazı gazetelerde günlerdir manşet oluyor, yeniden Refah Partisinin de gündeminde. Hatta bunu protesto etmek için sokağa çıkanlar biliyorsunuz ciddi bir müdahaleyle karşılaşmıştı. Böyle bir süreçte yaşadık, böyle bir tartışma dönemi de yaşıyoruz. Şimdi Ticaret Bakanlığı diyor ki İsrail'e dönük yaptırımlar, tedbirler gündeme gelecek. Yada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanlığı da ihracat kısıtlaması geliyor. 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladık diyor. Bu da demek ki ihracat bayağı bir devam ediyor. Ee, yorumlarını da beraberinde peş peşe getirebilir tabii bu süreçte. Yani e, Gazze'ye yardımlar havadan engellenince İsrail'e tedbir geldi. İhracat kısıtlaması 54 üründe başladı. Bu son dakika gelişmesinde sizlere aktarmış olalım. Bu da önemli bir düne yansıyan gelişmelerden biriydi zaten. Ekonomide hangi başlıklar var? Şimdi eskiden e, yurt dışından gelenler e, hem turistler hem gurbetçiler biraz daha rahat harcama yapılıyordu. biz biraz daha ucuz ve uygun fiyatlı oluyorduk onlara göre. Ama şimdi onların da isyanı var. Onlara göre de hiç ucuz değiliz. E, Almanya'dan bayram tatili için Türkiye'ye gelen bir gurbetçi dün isyanını dile getirdi. Emin önüne gitmiş, 200 euro bozdurmuş ve alışveriş yapmaya çıkmış. 200 euro ile 7 bin lira cebime koydum diyor. Ee, yani o kadar az bir zaman içinde cebimde 10 lira kaldı diyor. Bu nasıl pahalılıktır? Siz nasıl geçiniyorsunuz? Hadi ben euro bozdurdum. Siz ne yapıyorsunuz diye vatandaşlara soruyor. Emin önüne gitseniz uygun fiyatlı hani daha uygun fiyatlı ürünler diye baksanız, böyle peynir alsanız, zeytin alsanız, işte biraz böyle kahvaltılık alsanız, az bir tereyağı alsanız zaten kafadan 2000 lira harcıyorsunuz. 7 bin lirayı diyor ki ben diyor kısa bir zamanda bitirdim cebimde para 10 lira kaldı. Ee, yani e, yurt dışında gidin bu parayla envai çeşit ve uzun süreli alışverişinizi, gıda alışverişinizi yaparsınız. Şimdi birkaç günlük alışverişe 7 bin lira harcadım cepte 10 bin 10 lira kaldı diyor. Ee, siz nasıl geçiniyorsunuz diye soruyor. Yetmedi üzerine e, ben e, en büyük mesela para birimi 200 euro ile hanımı alıp Finlandiya'ya Finlandiya geziye gidiyorum e, tatile gidiyorum, burada 200 lirayla dışarıda yemek bile yiyemiyorum diyerek hayat pahalılığına gurbetçi vatandaş, cebinde euro olan vatandaş bile isyan ediyor. Bu isyan da ne yapalım sorusunu beraberinde getiriyor. Euro kazanmıyoruz, dolar kazanmıyoruz. Ama Almanya'dan daha yüksek fiyatlarla gıdadır, giyimdir, akaryakıttır e, harcamaya devam ediyoruz. Bu kadar maaşla euro kazanan ülkelerden daha fazla fiyat ...etiketlerine böyle bakıyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Madalya'yı hak ediyoruz öyle söyleyelim. Herkes isyanda, gurbetçi bile isyanda, turist bile isyanda. Biz ne yapalım? En düşük emekli maaşı 10 bin lira asgari ücret, 17 bin lira bir de bir yılda bir tek artış olacak. Ücretler konusunda çok hızlı artış olmayacak. Biz enflasyonla mücadele ediyoruz diye Merkez Bankası'nın çağrısı var. Dolayısıyla herkes isyanda. Yabancısı da, gurbetçisi de, emeklisi de, vatandaşı da, genci de, çoluk çocuğu da, ev hanımı da, çalışanı da isyanda. Bu pahalılık nedir böyle diye. Hakikaten bu pahalılık nedir? Bayram geldi baklava böyle tatlı falan almak istesin, istediniz değil mi? Şimdi bir de e, sağlıklı beslenmek de önemli. Öyle sağlıksız ürünlere yönelmemek lazım. E, baklavanın içine glikoz basılıyorsa, şeker basılıyorsa e şimdi o tatlı gereğinden fazla sağlıksız oluyor. Tatlıyı da böyle tadında yemek lazım. Sağlıklı yemek lazım olabildiğince. Şimdi e, arkadaşlarımız baklavanın Türkiye standartlı e, Türkiye standartları e, TSE Enstitüsü Türkiye Standartlar Enstitüsü demiş ki baklavada olması gereken malzemeler neler? Şekerin biraz miktarını azaltmış baklavada bir de. Şöyle antep fıstığı içi boz fıstık e, kullanmanız gerekiyor. Bunun da kilosu 1500 lirayla 1900 lira arasında. Fıstık öyle çok ucuz bir ürün değil. Ve bayağı altın gibi parlıyor yeşil yeşil. Öyle fıstık içi falan bakmıştım ben kaç ay önce bin liraydı şoka girmiştim şu anda da bin, iki bin liraya falan e, gelmiş diyor arkadaşlarımız e, fındık içi 500 e, lira falan. Ee, ceviz içi 650- e, 550-600-650 civarında. Zorlasanız 700'e de çıkıyor bu. Ee, tereyağı almaya kalksanız e, böyle 500-600'dan aşağı kilosu tereyağı yok zaten. Şeker de işte 36 lira diye hesaplayın. Böyle bir baklava için olması gereken malzemeler değil mi bunlar? Bun, e, bunun da maliyeti en az 700-800 lira. Bunun altında baklava alırsanız tehlike sinyalleri çalıyor. Şimdi e, bir mesela bir kilo baklavada ne kullanılır? 150 gram fıstık bir kiloda kullanılıyor bu en az. O da 150 lira civarında yapıyor. 250 gram tereyağı o da 142,5 lira yapıyor. Yani sadece fıstığa ve tereyağı bir kilo içinde 287 lira, 290 lira harcıyorlar. E bunun bir de ambalajı var, unu var, şekeri var, yumurtası var, işçiliği var, işletme gideri var. Maliyet orada birdenbire fırlıyor. İşte olması gereken baklava içinde bezelye tozu, fıstık tozu olmayan, glikoz basılmamış baklavanın fiyatı en az 1 kiloda 700-800 lira buluyor. Yani alırken e, sağlık açısından da fıstık yerine bezelye tozu <laughs> yemeyelim. E, dolayısıyla böyle bir durum var. Bir de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hem uygun fiyatlı olacak hem sağlıklı olacak e, bayağı zor işimiz yani. Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı da sıkı takipte. Neyi takip ediyor? E, dün Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye dönük yapay zekalı çalışmalarımız tamamlandı. Düşük KDV oranlarını istismar eden e, firmalara yönelik saha denetimlerini arttırıyoruz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yani bu KDV oranlarını düşük gösterenlerin, kayıt dışına çıkanları biz sıkı takip ediyoruz. Bir de sosyal medya timi kurduk. Bütün şikayetleri, ihbarları alıyoruz, değerlendiriyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi vatandaşlar sosyal medyadan neyi ihbar edecekler? Bir iki örnek vereyim size. Ee, şimdi şirketler tek tek incelenmiyor ama mesela şikayetleriniz, şikayetlerin arttığı sektörlerde sektörel incelemeler yapılacağını anlıyoruz. Mesela temel gıdada KDV %1, değil mi? Mesela kozmetiğe Kozmetik ürünleri çok pahalı. Kozmetik ürünlerine gıda takviyesi adı altında %20 yerine %1 KDV uygulanabiliyor. Bu da vergi kaçağı oluşturuyor örneğin. Ya da e, restoranlarda servis yemek yerken bunun KDV'si %10 ama paket servisin KDV'si %1. Restoranlarda yediğiniz yemek paket servis gibi gösteriliyor. Oradaki KDV yüzde bir olarak ödeniyor yüzde on yerine. Bu da bir kayıp kaçak oluşturuyor. İşte maliye bir de lokal marketlerde böyle şeyler uygulanıyormuş. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu takip edecekmiş öncelikle. Siz de bu yönde ihbarlarınızı fişlerinizle beraber atabilir misiniz? Onlar da sektörel incelemeler yapacaklarmış. Böyle bir durum var. Şimdi devam edelim başka neler varmış. Mahfi Hoca son yazısında bayağı sert bir eleştiri getirdi. Yüzyılı değerlendirdi. Yüzyılda geldiğimiz noktayı söyledi. Çürümüşlük, doktor Mahfi Yılmaz diyor ki çürümüşlük, yolsuzluk, yoksulluk, görgüsüzlük, ahlaksızlık, adam kayırma, kara para aklama, dolandırıcılık, mafya, terör. Yüzyılda ne yazık ki geldiğimiz yer berbat bir yer diyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlayıp 2. yüzyılına geçerken elimizde olanlar ne yazık ki bunlar değerlendirmesini yapıyor. 1923'te ekonomik durumu hatırlatıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında gelinen durumu ve yapılan yatırımları, alınan yolu e, anlatıyor. Ama e, son yıllarda 100 yılda öyle bir geriledik ki sadece ekonomik anlamda değil, bu saydığım gerekçelerle bayağı bir geriye gittik açıklamasını yapıyor. Dolayısıyla bütün bunların nedeni ne diye bakıldığında siyasetin teknik konulara karışması olarak yorumluyor. Siyasetin Merkez Bankası'ndan, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan, futboldan, polisten, adliyeden, üniversiteden elini çekmesi lazım. Çünkü siyaset bizde. Bu tür yerlere atamalara liyakatle değil, sadakate göre yapıldığını da gösteriyor diyor. Eskiden bu kadar feci bir durum yoktu. Teknik kollara siyaset karışmadığında başarının nasıl peş peşe geldiğini voleyboldan açıklayın anlayın diyor. Mesela e, basketbol takımımızın da milli basketbol takımımız da çok başarılıydı diyor. Bu kadar başarı varken işin içine siyaset girdi, basketbol takımı geriledi. Ama voleybolda şu anda siyaset yok ve voleybol takımı şampiyonluklar getiriyor diyor. Spor bir örnekle siyasetin neden belli kurumlara belli alanlara karışmaması gerektiğini niye liyakatın önemli olduğunu anlatıyor e, liyakat önemli olmazsa siyaset her şeye karışırsa geldiğimiz yer berbat bir yer olur ifadesini kullanıyor altın meydan okuyor dolara. Şimdi e, Amerikan Merkez Bankası FED faiz e, indirimlerinde çok aceleci davranmayacak. Eli rahat, istihdam verileri iyi, işsizlik verileri iyi, ekonomi verileri iyi. Dolayısıyla enflasyondaki düşüşün kalıcı olduğunu görmek için alanı var. Dolayısıyla dolar güçlü uluslararası piyasalarda ama altın da güçlü. Tarihte çok olan şeyler değil bunlar. E, dolara karşı direnen bir altın görüyoruz altının onsu 2350 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı şu anda da 2345 dolar rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor altının gramı da bizde 2429 lira yani 2500 liranın üzerinde çarşıda altının gramını alıyoruz bu da rekor seviyelere yakın seyrin altının gramında da devam ettiğini gösteriyor e, borsada dün 9.756 puana doğru e, bir yükseliş vardı. Bayram öncesi 9.700'ün üzerinde kapatma çabası devam ediyor. Bugün piyasalar yarım gün. Dolarda da 32.11 e, seviyelerini görüyoruz. 32.20'ye çıkma çabasını izliyoruz öyle söyleyelim size. Ee, bu arada Borsa İstanbul'da yeni rekor dedim, 9756 puan yeni bir rekor ifade ediyor. Biraz da Borsa'ya bir yabancı girişi söz konusu ama e, bayram sonrası devam edecek mi? Göreceğiz, izleyeceğiz. 11 haftadır bizde rezervler giriliyor biliyorsunuz. 14-15 milyar dolarlık bir rezervi tükettik. E, hatta bunun çok daha yüksek olduğu da söyleniyor fakat son haftada, e, rezervler 3.2 milyar dolar artmış. Dolar düşünce Merkez Bankası alım yönünde döviz aldı ve rezerve aktardı. Orada da 3.2 milyar dolarlık bir yükseliş görmüşüz rezervlerde. Sanayi üretiminde de artış gördük. Şubatta aylık %3,2 e, yıllık. Geçen yıla göre de %11,5'luk bir artış var Dolayısıyla yılın ikinci ayında ilk çeyreğinde Şubat ayında güçlü bir üretim artışı var. İhracat ağlıyor biz ihracat pazarlarımızı kaybediyoruz diye. İş talepte talep öne çekildi ama biraz öyle düşünün. Bakalım bundan sonra devam edecek mi? Büyümenin önemli bir göstergesi. Bu büyüme tabii üretim artışı kime yarıyor o da ayrı bir soru olarak kalıyor. Bodrum doldu taştı. Böyle görüntüleri birazdan arkadaşlarımız getirir ekrana. Ramazan bayramı öncesi son 24 saatte ilçeye 15 bin araç girişi olmuş. Daha da devam ediyor. Bolcum Turgut Reis istikameti Yeni Hastane Kavşağı'nda trafik yer yer durdu. Trafiğin durma noktasına geldiği böyle görülüyor. Polis ve jandarma ekipleri görevde. Arife gününde artması bekleniyor bugün itibariyle araç yoğunluğunun. E, bu yoğunluk azalsın diye de yoğun bir çalışmanın devam ettiğini e, görüyoruz. Yani bir de <laughs> Yunan adalarına vizesiz geçişi var ya 7 gün süreyle 10 ada için vize kapıda alınabiliyor ya. Ee, Ayvalık'tan Midilli adasına gidilmiş ve uzun kuyruklar oluşturulmuş. Ee, Yunan adalarında kuyruk oluşturduk ee, bir gidelim bir iki gün kalalım ya da günü birlik gezelim diye. Baya bir abet varmış yani hakkını veriyoruz kapıda vizenin. Dolayısıyla e, seyahat etmeye çalışıyoruz biraz tatil yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu midilli kuyruğu. Doktor Şeref Oğuz da bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Kuyruk Hoş da böyle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasıl? Bodrum trafiğinin evet. kuyrukları. Beraber görebiliriz. Gele de getirelim midilli kuyruğunu. Daha ona ada var. Çoğu adada böyle kuyruklar görebiliyorsunuz. Evet. Ayvalık'tan midilli tabii. Zaten e, genelde insanlar geçer doğruya. Şimdi bayağı bir yoğun geçiyor. Şimdi 2B. Bayram ve bahar. Bayram ve bahar. Şair Havada diyor zaten. ki... Bahar geldi beyim evde durulmaz... Bu mevsimde çemenzare doyulmaz. Kendimizi <laughs> dışarı attık zaten ekonomi buraya gelmiş. Bu ee, Yunan adalarında mi? da işte orası bizden daha ucuz ve daha kaliteli hizmet sunuyor. O zaman Biraz ucuz sanat? evet. Gerçi vizeyle içeri girme yani kapıda vize almanın maliyeti 3600-3700 feribot fiyatı falan onu da dahil ettiğinizde. Ama içeride bizdeki kadar pahalı bir durum yok herhalde. Bir de yok. sezon açtırdık onlara. Evet sezon açtırdık yani kendi Aynen. ekonomimiz yerine Yunan adalarının ekonomisini yukarıya doğru Çıkarttık İşte gurbetçi de diyor ben bu parayla diyor 7 bin lirayı bir, bir anda bitirmiş <laughs> su alacak parası kalmamış. <laughs> 10 lira kaldı cebimde diyor bu 10 lirayı gösteriyor siz hansın diyor çocuğu diyor evet. yiyip içiyor diyor ucuz ucuz diyor niye diyor Kemal'in oğlu yemiyor burada diyor. Ya yani İngiltere'de de durum ayrı aynı yani aynı. In, şu anda Türkiye İngiltere'de poundla maaş alan içinde. Euro ile maaş alan içinde Almanya'da ve Avrupa'da, Fransa'da vesaire pahalı. Yani sınırları aşan bir sınırlar aşan bir enflasyonumuz söz konusu. Şu anda dünyanın en pahalı kenti olarak Tokyo biliniyordu. İstanbul Tokyo'dan en pahalı şu, değil mi? En pahalı. Hı hı. İstanbul ve Zürih mesela bunlar çok yüksek e, pahalı kentlerdi. Biz onları geçmiş durumdayız. Ne güzel. Ne yaptıysak bu paraya? Ne güzel. Sadece Lirada değil diğer dövizleri de sıçratmışız enflasyonu. Onları da böyle yukarı doğru taşımış. <laughs> yani kim gelse bize pahalıyız. Pahalıyız e evet. hocam biz dolar ve euro kazanmıyoruz. İşte o, bir de o ikinci bir ızdırap da o. Hani şimdi euro kazanırsın. Euronun enflasyonuyla vesaire bozdurunca zaten biliyorsun 35 liraya falan geliyor bir tanesi. Evet. Bir tanesi. Şimdi sen lira kazanıyorsun. Yunan adalarında euro harcıyorsun. Şimdi ucuzluk ama ...açıkçası yani pek ucuzluk de sayılmayacak. Yani 34,5'dan euro hani, hani derler ya şimdi özellikle... ...yurt dışında alıyoruz. çocuk okutan aileler için... ...içeride Türk lirası ile kazanıyorsun bunu... ...dışarıda dövizle ödeme yapıyorsun. Evet. Bu zaten bir fe felaketti... ...ve hep bunu söylerlerdi yani... ...cehennem gibi bir şey. Lirayı evet. alıyorsun dışarıda... ...şimdi artı... ...döviz olarak dahi alsan... ...çok pahalı olmaya başladın... ...orası ona, ona göre... O zaman iki kere çifte kavrulmuş cehennem yani. Çifte kavrulmuş cehennem. Şimdi şöyle Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de geldi. Günaydın Deniz. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. İyi Günaydın. Günaydın. yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, bir gurbetçi vatandaşın dünkü isyanına isyanıyla başladım ben. Ee, o bile isyan etmiş. 200 euro bozdurdum ben diyor 7 bin lira cebimdeydi diyor. Bir anda gitti diyor ben anlamadım diyor. 10 lira kaldı cebimde diyor. Bu ne pahalılık siz nasıl yaşıyorsunuz diyor. <laughs> Zor yaşıyoruz biz yani öyle. Bayağı bir survivor içindeyiz. Ee, fakat e, tatil yapmaya da yaşamaya da çalışıyoruz. Yani O enerjimizden evet. fedakarlık da yani o enerjimizi de korumaya çalışıyoruz. Hayata bağlılığımızı da devam ettiriyoruz. Söylene söylene gidiyoruz. Şimdi devletin resmi verilerine <laughs> bakarsan, Söylene, Merkez Söylene. Bankası'na, TÜİK'ine varsan şu anda bizim yaşıyor olmamamız lazım. E, öyle. Şimdi şimdi Allah'tan diyeceğim de bu olmayacak tabii. Fakat niye yaşıyoruz? Çünkü ekonomimizin, şükür ki diyeyim gene başka kelime yok, ekonominin üçte ikisi kayıt dışında. Aşağı yukarı üçte ikisi tam bilmiyoruz. Çünkü kayıt dışı malum kayıt için alamadığımızdan dolayı bu paralar, bu kaynaklar nereden geliyor? Bize beyan edilen rakamlar nedir? Asgari ücretli nasıl o 10, 17 bin 2 lira alıyor da 15 bin lira kira veriyor hayatta kalabiliyor? Değil mi? Bunların hepsine baktığımız zaman açıkçası çelişerek gelişen bir yapı var. Evet, çok fazla. Çok fazla. Ger gerçekten çok fazla çelişki evet, var. Evet. Yani İstanbul boşal diyoruz, insanlar tatile gitti diyoruz Otogarlarda insanların bilet fiyatlarını alırken yani nasıl zorlandığını görüyoruz. Yollar otoparkla dönüşmüş. Bodrum sahil şey oto otoyolları otopark gibi. Otopark gibi trafik evet. çalışmıyor. Bayram günü her İstanbul'da yer Alaçova günü. bir buçuk saatte ancak çıkabiliyorsun şimdi vesaire. Evet. Emisyon harcıyor arabalar. Bunların benzin hepsi harcıyor. benzin ha, harcıyor. Motor harcıyor. Ve yani inanılmaz bir çelişki. Bu ne yaman çelişkidir anne diyor ya şair. <laughs> Ama tatile gidenler 2 milyon kişi. Evet. E, memleket anne baba yanına işte akraba ziyareti yapanlar 20 milyon kişi. Hı. E, genelde işte yazlıklara vesaire hani bayağı bir İstanbul'dan büyük şehirlerden kaçıp daha sahillere yerleşen büyükleri ziyaret gibi bir durumda var. Evet. Hani ben yol parasını yapayım, burada harcayacağım, orada harcayayım, birkaç gün e, onları göreyim diye giden çok yani insan var. Yazlık kültürü evet, var bizde. Var ama enflasyonun bir enteresan şeyi var. Sılay rahim derler eskiler. Aileyi ziyaret etmek. Sıla malum gurbetin zıttı. Hı -hı. Kend, i̇nsanlar İstanbul'da da biz kendileri gurbette hissettiklerinden dolayı evet. hele enflasyon da bizi gurbete itti. Sılaya dönüyor. Sıla dönüyorlar. Sıla-i rahim rahim hani. <laughs> e, <laughs> yer... birçok bir arkadaşımın ailesi Bodrum'da, Muğla'da, işte evet. e, Ayvalık'ta, e, Dikili'de falan oralarda ya Çeşme'de orada yaşıyorlar Şimdi, yaz kış, Marmaris'te e, çok yaşayanlar. Enflasyon yaşayan seviyor, var. el öpmenin maliyeti daha ucuz gidip büyüklerimin aynen, elini öpeyim. Büyüklerimizin elini Biraz öpüyorum. da yeşillik görürüm eğer Biraz da bir günü birlik gidip geleyim falan evet. diyoruz işte. Evet, mesela bazıları Kosa da, gideyim diyoruz Bazıları doğru. da burada Sizin, kaldık mesela İstanbul Sizin, bize kaldı. memlekette yeşil, yeşil zor Sor mu? Dün dün bir haber vardı Şerif abi Karadeniz'de kuraklık tehlikesinden bahsediyordu yağmurların düzensizleşmesi anız yakma işleri vesaire falan bu bu tür şeyler ciddi bir kuraklığa neden oluyormuş Karadeniz'in iklimi değişiyormuş yani o güzelim yaylalar falan sahip çıkılmazsa gelecekte İç Anadolu bozkırları gibi falan olacak yani ben onu yaşıyorum işte yazları ben dağda yaşıyorum. Yayla yaylada hı hı. yaşıyorum. Şimdi orada dereler az önce denizin söylediği gibi deniz hakikaten e, çoğu kere yolu alıp götürüyordu. Derelerin aşarak gidiyorum ben. Şimdi dereler falan ortalıktan kalktı. Kuruyan dere olur mu Karadeniz'de? Düşünebiliyor Karadeniz'de. musun? Tabii canım. Mesela Kur, Ağustos'ta bile kuruyan dere değil o. Kurutulan, kurutulan ha, dere o. Aç, yukarıda dere, da kurutulan... kuruyan dere. Yukarıda kuruyan dere aşağıda kurutulan dere. Mesela Solaklı denen dere ta ofa geliyor. Ta şeyle yaylardan kopup çoğunu şeye alıyorlar. Yani bu elektrik üretimi için hmm. tüplerin içine alıyorlar. Şimdi normalde yüzde yirmi %25'ini can suyu olarak bırakman lazım. Pek çok böyle ünlü sanayici de gitmiş orada bu tür HES'ler kurmuş. Fakat yüzde %25'ini değil tamamını oraya. Hem oradaki bütün faunayı can mahvediyor. Can suyu yok. Can suyu yok yani o balık bir şey kalmadı. Hmm. Hemen şikayet ettiğin zaman büyük ihtimalle şikayet ettiğin kişi de zaten ya o şeyin siyasi iktidarın yakını ya da bizzat kendisi zaten. Halil o dediğin gibi kurutulmuş dereler evet ben atladım orayı. Kurumuş dere yanlış oluyor. Kurutulmuş derelerle beraber iklim de değişiyor, değişiyor. tabii. Mesela Bond, Bodrum'da dün arkadaşlarımızın yaptığı haber vardı biliyorsunuz. Nus, e, Cennet Koyun'daki 680 dönümlü arazi. E, burada e, birçok dava var, birçok yargı e, süreci var, mahkeme kararları var. Ama oradaki inşaat durmuyor yani. Devam ediyor Cennet Koyun'daki o inşaat. E, Bodrum'da yurt, yurttaş inisiyatifi oluşturulmuş. Binlerce yıllık Bodrum'un tarihinde böyle bir zulüm görülmedi diyorlar. E, zulmün fotoğrafı da Cennet görülüyor, görüntüleri yapan... de görülüyor. Ama durmuyor yani devam ediyor. Hiçbir karar, hiçbir şey o, o şeyi durdurmuyormuş mesela. İşte Mahve İlmez'in söyledikleri o aklıma yapan, geldi. Yapan, yapan arkadaş öyle bütün millete bir küfür sallamıştı hatırlarsanız. Evet. <laughs> ee, dediğinde yapıyor. Dediğinde dediğini yapıyor yapmış yani. Oldu, değil mi? Evet. Ee, evet, evet cennet koyunda dediğini yapıyor yani bütün millete rağmen e, o güzelim koyu o cennet koyu beton yığınına çeviriyor ya gözleri doymuyor. Ben ben en çok buna hayret ediyorum ya. Ya Allah aşkına ya ne yapacaksınız? Sonuçta öldüğünüzde sizi bir tane beyaz beze kefene sarıyorlar. Cebi de yok yani. Öyle koyuyorlar oraya. Ne yapacaksınız ya? Bu ne hırstır? Bu ne para hırsıdır? Yani bir de dindar falan geçiniyorlar. Bir de böyle maneviyattan bahsediyorlar. Öbür dünya için çalıştıklarını iddia ediyorlar falan bir de. Ama burada böyle şey Katliam üstüne katliam, katliam üstüne katliam. Küsüyorlar bir de biliyor musunuz? Ben mesela bu Akbelen meselesini burada gündeme getirdikçe Akbelen'in e, mimarı, Akbelen'in o ormanları kesen, o ağaçları kesen e, şey müteahhit bana sitem mesajları yolluyor falan. Ya yazıklar olsun size ya. Ne, ne yapacaksınız? Ölüp gideceksiniz sonunda yani. E, nereye götüreceksiniz? Yani Zaten durdu o aynı binalardaki... önce. Pek etkilememiş o. Ya işte şey Aydın Ay Aydın e, bo, Böyle bo, iyi bo, iyi bu. Öyle bir oldu. oy alacağım diye e, Cumhurbaşkanı'nı e, ikna ettim durdurdum falan da ne, nereye durduracaksın? E, olan olmuş gidin. Olan yani, giden gitmiş. Uçakla falan oralardan geçerken bir bakın aşağıya da ne hale gelmiş. İliç'ten falan hiçbir farkı yok oraların yani. Ya o kadar bakın ben hafta sonu pazar günü Nallıhan'a gittim yürüyüş için. Orada çok güzel bir dağ var Sarıçalı Milli Parkı. Herkese tavsiye ederim böyle yürüyüş falan sevenler varsa gitsinler oralarda geçsinler. Ya e, böyle Çayırhan'dan geçiyorsun Nallıhan'a resmen cehennemden cennete geçiyorsun. Çayırhan böyle şey gibi yani Mars'tan falan geçiyormuşsun gibi böyle. Acayip bir yer. Çünkü orada bir termik santral var. İşte proses için kireç, alçı taşı kullanıyorlar, kireç kullanıyor. Yani her tarafı orada bir maden de var haliyle, linyet madeni. O atıklar, şunlar, bunlar yani böyle sanki bir fücü, fü, şey geleceğe, geleceğe dair bir filmin içinden geçiyorsun, film platosunun. Sonra cennete kavuşuyormuşsun gibi. Hakikaten bu tür maden, e, şeyli açık maden çalışmalarının ondan sonra bu santrallerin vesaire bir doğayı nasıl yok ettiğini görmek istiyorsanız, e, yani gerçekten Çayırhan'dan Nallaha'na geçin, toplam 40 kilometre, hayatın nasıl değiştiğini orada görürsünüz. Yani ne yapalım maden çıkarmayalım mı, yoksul mu ölelim falan diyenler oluyor ya. Ya. Ee, o madenlerin yenilmediğini bir gün orada son kuş gittiğinde, son ağaç kesildiğinde falan göreceğiz zaten. Ya yani Maden aranır yani, da bu, bu biraz yani şey oluyor, fazlaca bir talan oluyor. Bu işte gör, şu andaki görüntüler galiba Cennet Koyu'ndan görüntüler. Doğru. Bu arada yani şart bu Cennet görüntüler. Koyu için 25 dava açılmış, 25'i de kazanılmış. Bu arada proje devam ediyor. Şimdi istinafta olan davalar var. Esnaftan gelene kadar da bitmiş projenin yıkıldığını nerede gördünüz diyor insanlar. Yani proje böyle davalar var. Öyle. 25 dava var. Kazanıyorsunuz. Devam ediyor proje. Baksanıza çalışıyor. Uygulanmayan hukuk olduktan Yaktan sonra baksanıza. 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 Evet. Aynen. Görün. Cennet koyunun hali. Cehennem koyu, olmuş. Cehennem koyu olmuş. Evet. Yani büyük bir proje bu. Ama hmm. işte bizde de hata var. Bakın bizde de hata var. Daha doğrusu bizim gücümüz yetmez oralara da Oralara gidip milyon dolarları döküp oradan ev alanlarda da hata var. Evet çok doğru. Yani ben de onlar, aynen. Onlar onlar onu 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 satın almasalar ya kardeşim sen burada güzelim coğrafyayı mahvettin. Ben buradan ev almıyorum diye tavır koysalar, bilmem ne yapsalar iflas eder, batar, bir şey olur. Yani bir daha da böyle bir şeye cesaret edemez yani. Ama öyle değil. Bizim bizim zenginlerimiz var ya onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım, şurada da ev alayım, bilmem ne falan böyle ya. <laughs> biliyor musunuz? Fransa'da Bordo'da 200 250 dönümlük bir bağı 1 milyon euro bile tutmuyor. Yani bu bu Bodrum'da bir evi 1 milyon euro'ya alamıyorsunuz yani. Alamazsınız. Bir anormal bir şey bu. E bu bir cinnet ya hali değil mi Deniz? Anormal bir şey bu. Bu bir cinnet hale değil mi? İşte bir, e, cinnet getirmiş cinnet olursun. Olan, i̇şte bizim burada sürekli konuştuğumuz e, yeni e, işte Türkiye düzeni, Türkiye yüzyılı benim kafamda bu demek. Evet. Bir tarafta insanlar açlıkla mücadele ediyorlar, öbür tarafta bunlar böyle hani doymuyorlar. Sürekli yeni evleri arıyorlar, yeni evler satın alıyorlar, yeni siteler yapıyorlar, yeni oteller yapıyorlar. Ee, inanılmaz bir şey. Yani bakın bu kadar Türkiye güzel. Ya yani düşünün. Ta Arsuz'dan başlayın. Hatay'dan nereye kadar gidebilirsiniz? Artvin'e kadar gidin. Bütün sahiller. Ya bu ülke o kadar muhteşem bir coğrafya ki her yerinde yani Ege sahillerinde, Marmara sahillerinde, Karadeniz sahillerinde müthiş bir ta tatil geçirebilirsiniz. Ama bizim halkımız nerede sıra oluyor? Midilli Adası'nda. <laughs> ya da işte Her adalar da yoğun. Samos'ta, Kos. <laughs> ya işte düşünün yani bakın hani bu ülkenin kıyıları, bu ülkenin denizi, bu ülkenin güneşi, kumu herkese yeter. Yabancılara da yeter ama bizim halkımız gidiyor Midilli adasında feribot kuyruğu bekliyor. Neden? Burada denize Çünkü sen kendi yerler topraklarını, çok pahalı kendi... olabilir mi Bodrum'da yaşamak? Ya i̇şte kendi kendi imkanlarını ulaşılamaz hale getiriyorsun. Evet. Bodrum'u bir lüks cenneti yaptılar. Yani. Toplaşıp herkes orada. Yaşanamaz hale getirdiler. Evet. Aynı zamanda yaşanamaz Aynen. hale getirdiler. Tabii biz yaşayacağız Yakında dediler. Parayı bakın ben bastılar. iddia diyorum Bodrum bu, aslında Buradan Ahmet Arasa ve yeni genç Bodrum Belediye Başkanı arkadaşa e, seslenmek lazım. Ya biraz dirensinler bu Bodrum Kuşadası'na dönecek. Yani bir tatil beldesi olmaktan çıkıp herkesin yaşadığı böyle yüksek apartmanların dikildiği Tabii. E, bir şehre dönüşecek. Böyle giderse ki dönüşmüş de zaten. Yani büyük ölçüde artık ev yapacak yer bırakmamışlar bu son darbelerle falan o hale gelecek yani e, ya bir de nedir yani böyle bir ben de o hani zenginlerimiz kendilerini göstermek için bir şey yarışındalar. Ben de Bodrum'dayım. Ben de yani birlikte ya olmak istiyorlar verin. Herhalde. Olacak ya? Toplu halde. <laughs> ya, ya ben böyle bayram falan arifesinde hava alanlarında falan böyle dikkatimi çekiyor. Yani bir Herkeste bir şey yarışı var böyle Bodrum'a gidiyorum işte. Ee, evet evet var Bodrum. Ne olacak ki uçak mı, uçak o, mı Bodrum, oluyorsunuz Bodrum. yani <gülüyor> <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> Güzel herhalde ne bileyim Cennet Koy falan yapıldığına göre bayağı rağbet var. Yazık orada evi ya, olan insanların mahvoluyor bütün yaz boyunca insancıklar. Nerede denize girelim diye plaj arıyorlar. Beachler pahalı. Eğer beach, beach kültürü yerleşmiş çünkü yerde denize girilmiyor. Yani. E, i̇şte her şeyi para falan yüzüyle baktıkları yani. Yani. için. Gören yok. Kültür bakanlığı bir vakıf yaptı kurdu. O vakıf üzerinden plajları e, birilerine devrediyorlar. Tabii. O birileri de orayı e, girilemez hale getiriyorlar. Sadece parası olan gelsin ödeyebilen gelsin, bilen gelsin falan diye. Aynen. Ee, eskiden dalga geçerlerdi ya bu CHP zihniyetiyle böyle şey derler CHP zihniyeti işte şey... <laughs> halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor diye <laughs> Meşhur bir cümle <laughs> evet evet. Ee, CHP <laughs> zihniyeti şimdi vatandaş tam <laughs> tersine döndü. Vatandaş Plajlara akın etti halk denize giremiyor. <laughs> evet. Yeni terşine. şeyi bu, yeni formatı bu. Güzel tespit. Vata, vatandaş <laughs> 50 yılda buradan oraya geldi. Bütün e, <laughs> Aynen AK Parti iktidarının şeyi bu, başarısı. Yani eskiden halk e, denize akın ediyordu. Vatandaş denize giremiyordu. Şimdi vatandaş yani kendileri parası olanlar plajlara akın ettikleri için halk denize giremiyor. Böyle evet, bir durum yani. Demiş mesela Kadıköy Belediyesi bu konuda, ya şimdi belediye ayrımı yapmayayım ama mesela Cadde Bostan sahiline bilirsiniz. Evet. Herkesin gelip oturduğu, yürüyüş yaptığı, evcil, ev, evcil hayvanlarıyla geldiği, dostlarıyla geldiği falan bir yer. Söyle çok ciddi ayrımların olmadı. Herkesin karşılaşabildiği, herkesin birlikte olduğu yürüyüş alanları. Ve öyle çok da temiz, nezih, güzel. Herkes gidiyor. Göztepe Parkı mesela. Evet. Böyle yeşil alanların herkesin buluştuğu ortak yerlerin olması mesela onu başarmış orası. Başarmış. Gidiyorsunuz yeşilde oturuyorsunuz. Nasıl başarmıştı da baktığım zaman iyi bir denetim var. Gelip oraya birisi gelip bir sandalye, plastik masa koyup bir de bir şey şemsiyesiyle. Mangal yakmıyor. Man e, hayır, ya oraya sahip yani... çıkıp orada gelen Aynen. insanlardan para kesmiyordu. Kesmiyor. Yok yok, hayır. Herkese evet. açık. Herkese Herkes açık. Nasıl... Birisi gelip kafana bana evet. hani eskiden e, bu ispark yerine, gerçi ispark denekçiler ispark oldu da. İSPAK birisi gelirdi arabanı olduğu zaman hemen oradan senden para keserdi ya evet. değnekçi. Ama otopark sorunu var onu ö, söyleyeyim. Pil, pil, yani o sahillerde de böyle enteresan değnekçiler vardı onları ortadan kaldırdı. Hı. Siz aynısını gidin başka bir yerlerde yapın gelip birisi kafana dikiliyor. Ya da burası da benim gördüğünüz her açık alanda her park edip e, denizden soluk alacağın yerde birileri bitiyor hemen. Nereden mesela Üsküdar'ın o kadar olmayan. sahili var ve çok evet. güzel bir manzarası vardır, çok güzel yolları vardır. Üsküdar mesela o hat çok kalabalık, öyle alanları çok yok. Ama e, Kadıköy'de öyle büyük park var, alanları var. Maltepe doğru da doğru Evet. Da. Çok aynen, güzel. çok uzun Bisikletle bir hatta. Bisikletle de gidebiliyorsun açık ve denizden de gelip senin kafana birisi dikilmiyor. Yok aynen, o... böyle bir şey de evet. rahatsız etmeyen bir güvenliği de söz konusu. evet. Evet ben mesela o, o orada bir buluşma bir birliktelik sağlanmış ama böyle yerlerde hayır. Evet. Ya burada keskin ayrımlar var. Bu parası olan buraya gelir, burada oturur. Parası olmayan böyle yaşar. Bu kadar ayrımın keskinleştiği yerler yorucu yerler. Yoruyor yani. Ya insanlar Midilli'ye gidiyor. Orada hiçbir şey hissetmiyor. Burada e, yok şu rezidans, yok bu bilmem ne, yok şu beach böyle ayrılmışlar yani. Tuhaf bir durum. Cunda Adası'nda ne bileyim aşağıdaki bizim bu tarladaki sahillerde bir yere gittiğiniz zaman hemen birisi geliyor. Şezlong'u kiralıyor sana. işte ne bileyim palmiyenin şu kadar fiyatı var diyor. Hatta bununla bin liraya iki bin liraya günlüğü sattıkları nokta var. Gidiyorsun Taşoz'a yani biraz daha şeye Yunanistan'a. Ben birkaç kere gitmiştim. Birileri gelip benden para isteyecek zannettim. Gittim hatta niye gelmiyorsunuz? Niye benden para almıyorsunuz? Burada öyle bir şey yok demişlerdi. Şimdi galiba yavaş yavaş şunu da söyleyeyim. Oradaki işletmecilerin çoğu da Türk olmaya başladı. Bu da bu enteresan bir tehlike de <laughs> onları da bekliyor. Haberiniz olsun bakın sonunuz. <gülüyor> <gülüyor> Parası olan olmayan. Zaten evet. şimdi orta hali de kalmadı. Olan olmayan. O, evet yani, olan ortası yok denize, gerçekten. Oraya yerleştim dediniz denize gireceksiniz. bayağı bir çaba gösteriyorsunuz evet. yani. Madden ve manen bayağı bir yani zorlu yani. Orta direği yok ediyor ya bu enflasyon. Tabii yok olduk. Ya şimdi daha geçen açıklama vardı. Nüfusun yüzde biri gelirin yüzde kırkını elinde tutuyorsa sen o ülkeden hayır bekle. Gelir dağılımını bu kadar bozarsan varacağın nokta işte cennet diye yola çıkarsın, cinnete varırsın. Şu anda cennet vatan olmuş durumda cinnet vatan. Peki nasıl düzelecek? Biz herhalde halimizi güzelleştirmedik daha sonra yapamayacağız bu işi. Nedir? <laughs> Mesela hakkına razı olmak. Az önce Deniz çok güzel söyledi. Yani şimdi gözü doymuyor hani falan filan. E aslında çok güzel bir halk şiiri de diyor. Şu dünyada 3-5 arşın bezin var. Tüm bedestan senin olsa ne fayda. Yani. Bütün çarşı senin olsa ne fayda. Giderken de 3-5 arşın bezinle gideceksin. Yani beyaz kefen dediği şey. Ama doymuyor. O ben bunu bir kere şeye sordum. Yine aynı şekilde başladığımız yere döneceksek. Benim orada Trabzon Çaykara yukarılarda, buradaki ünlü bir holdingin sahibi de gidip buradan bir hes almış. Ve o suyu da kurutunca ben döndüm adamı Herkes aradım. Herkes bir hes almış. Evet, hes kurmuş. hes kurmuş. Ve az önce söyledik ki sohbetin başında hiç deriye de su bırakmamış. Hes. Balı, yani balıkların da hakkını yemiş, ağaçların da hakkını yemiş, oradaki habitatın da hakkını yemiş. Ben sordum ona, beni ayıpladı. Sen ne biçim ekonomistsin diyor. Neden? Ülke nasıl kalkınacak diyor. Ya Türkiye enerji... yani. aslında demek istediği şu. Ben niye benim gelirime niye göz diktin ya da benim kazancıma neden set vuruyorsun? Ve şimdi uzun zamandan beri ne ararım onu onun da da beni arar. Eskiden halbuki haber için konuşurduk. Niye? Çünkü orada kurduğu tezgahta can suyunu çalmış. Can suyunu çaldığını çevredeki insanlar haykırıyor fakat karşılığı yok. Mahvi İlmez'in sayıp duruyordun ya işte. Niye? Çürümüşlüğün bir noktası da bu. Mahviye Hoca bayağı evet. Yasadan Ama doğru yazmış. Bir şey yok. Doğru yazmış. Bak, bir adalet yoksa bir ülkede, Tabii. hukuk çalışmıyorsa yasa, yok. yasaların sayısı artıyor ve kurallar çoğalıyor. Şu anda Türkiye uyulmayan kurallar ülkesi. Ortalık kuraldan geçilmiyor işte. Belki geleceğiz onlara bu vergi kaçırıcısı falan. Ama şimdi yasa sıkıntısı mı var? Hayır. Tonlarca yasa var. Fakat uygulama yok. Gidip diyorsun ki kardeşim burada az önce Deniz'de anlattı ya. işte Cennet koyunda vesaire. Kaç kere? 20 kere mi? Ne? 25 kere. 25 kere. 25 dava Ve açılmış. 25'ini kazandık hukuk diyor. Hukuk diyor ki ben burayı durdurdum. Fakat ben bunu tanımıyorum. Anayasa Mahkemesi bir şey diyor. Yargıtay diyor ben bunu tanımam. Hatta diyor seni suçlarım diyor. İstinaftaymış şimdi. Falan filan. Şimdi o zaman bu nedir? Kendim ettim, kendi buldum. E o bu kadar insan çalışıyor, o proje bitecek, ondan sonra gidip yıkacak mısınız? Ona da yazık. öyle kalacak o. Kalacak Zaten işte. talan olmuş. E, İstanbul'daki pek çok şeyi görüyoruz, bütün e, silüeti mahvolduktan evet, sonra. Rastrancak binalar vardı. Yani. Evet. Bir bakıyorsunuz, oradan bir şey çıkmış öyle, Güzelmiş <laughs> gitmiş <laughs> yani. E, şimdi bu tek tek gidelim. Ben dün e, Adıyaman. Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdereyi çok merak ediyordum. Çünkü bir sürü insan da herhalde bu Adıyaman'daki kilisteki böyle sürpriz illerdeki başarıyı merak ediyordur. Sözcü televizyonuna açıklama yapmış. Diyor ki, ya yani nasıl kazandığını anlatmış. Ben diyor herhangi bir cemaatle polemiğe falan girmeyeceğim ama kayıt dışı oluşumlara asla izin vermeyeceğim. 47 yıl sonra Adıyaman'ı CHP'ye kazandıran Tuttere... Biz halka dayalı bir siyasetle kazandık. Ben iki dönem milletvekiliydim. Hep halkın sesi oldum. Adıyamanlılara destek olmaya çalıştım. Birlikte yol yürüdük. Dolayısıyla Adıyaman üçte bir yıkıldı. Farklı illere gitti Adıyamanlılar. Yıkılan binaların çoğunda belediyenin ihmali olduğu da ortaya çıktı. Bunu da farkındalardı. Kurallar neyse onu uygulayacağız. Esneklik sağlamayacağız. Sağda denetimlerimizi arttıracağız. Mesela burada diyor gençlerin ders çalışacağı bir kütüphane yok. 8 bin öğrenci var diyor. 120 kişilik kütüphane var. Çocuklar ders çalışmak için kuyruk bekliyor diyor. Bütün bu sorunları gördük diyor. Beraber çözeriz diye yola çıktık diyor. Kim, kim, bu kaynak diyor kimseye aktarılmayacak halka aktarılacak diyor dolayısıyla hiçbir e, zümreye cemaate bir kaynak girişi, bir kaynak aktarımı, bir ayrıcalık söz konusu olmayacak ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla böyle de bir e, süreç nasıl kazandınız deyince halkın yanında olduk. O yüzden kazandık. Sorunları biliyorduk. Çözmek için buradayız ifadesini kullanıyor. Yani e, sorunlar e, mahfi elimizin sözlerine ee, anlattınız ya işte büyük büyük lüks çatafat, büyük belediye binaları, işte farklı e, zümreler, cemaatler, örgütlenmeler. Bütün bunlar vatandaşın gözüne çarpmış sanırım Deniz. Ve vatandaş da e, yeter demiş hele böyle bir yıkımdan sonra. Adıyaman hep dikkatimi çekti. Dolayısıyla nasıl başarı geldiğini Tutler'e böyle anlatıyor. Varsa bu konuda ekleyeceğiniz bir şey hani ben aklarmak istedim izleyicilere. Yani şunu söylemek lazım Ebru. Ya vatandaşın e, kriz içinden geçti ya. Hala da geçmeye devam ediyor. Yani Adıyaman'da e, bir de deprem vurmuştu. Yani bu bu 11 şehir etkilendi ama Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay bunlar e, olağanüstü etkili, etkilendi. Yani buralarda bir eee büyük bir afete dönüştü, felakete dönüştü. Şimdi e, ve iktidar da derman olamadı. Ya bakmayın Hatay'da CHP en başta eee aday yapsaydı mevcut başkanı ondan sonra da tartışmaya girmeseydi belki bugün bu sonuç da olmazdı. Yani CHP tarafında bu kadar sorun yaşan muhalefet tarafında bu kadar sorun yaşandığı halde e, iktidar Hatay'ı hileyle, burdayla aldı yani. Gerçekten utanç verici bir durum yani ya, ya şöyle yaklaşılabilir mi Allah aşkına burada deprem oldu felaket oldu ciddi bir inşaat rantı var gelecekte sırf bu rant için hataya dört elle sarıldılar yani kaybetmemek için böyle her şeylerini ortaya koydular düşün ki yani CHP tarafında muhalefet tarafında bu kadar ee, olumsuzluk yaşandı aday olacakmış olmayacakmış gösterilecekmiş gösterilmeyecekmiş Gökhan Zan aday olmuş ondan sonra para pazarlığı yapmış ee, işçi partisi desteğini çekmiş bilmem ne falan bütün bunlara rağmen hileyle hurdayla alıyorsunuz yani e, 37 bin geçersiz oyu saydırmıyorsunuz bak 3900'den 2600'e düştü sadece yeniden sayılan yerlerde fark Düşün ki 37.000'i e, saysan ne olacak yani? Bir, bir sürü şey çıkabilir. Ondan sonra bu iddia ciddi bir iddiadır. YSK'daki kararı verenler başlarını yastığa koyduklarında vicdanlarıyla baş başa kalacaklar. Yani eğer ölüler gerçekten oy kullanmış görünüyorsa orada... Yani 3000 küsür, 3800 civarında depremde ölen insanın oy kullandığına dair bir iddia var. Evet. Ölülerin oy kullandığı iddia edilen bir seçimde YSK zaten Hatay'daki il seçim kurulu itirazlar bitmeden mazbata teslim ederek bir skandala yol açtı. Gerçekten YSK, YSK'dakiler başlarını yastığa koyduklarında gece vicdanları rahat Ediyorsa eğer ben onların vicdansız olduğunu düşünürüm. Ya biz bir haksızlık mı yaptık acaba diye düşünmüyorlarsa vicdanen bir rahatsızlık yaşamıyorlarsa vicdanlarından şüphe ederim onların yargıçlıklarından da şüphe ederim. Çok ciddi bir iddia var ortada yani ölüler kalkmış, oy kullanmış. Yani benim ben ben o kararı verenlerden biri olsam gece rüyalarıma girer. Yani kabus görürüm, terkan içinde uyanırım yani. Gelir hesap sorarlar adama. Ya ben oy kullanmadım, niye beni oy kullanmış gibi gösteriyorsunuz diye hesap sorarlar insanın rüyalarında. İnşallah Dolayısıyla rüyalarına girerler yani, İnşallah o iddiaları <laughs> ya araştırmak öyle... için bir zaman olsaydı bari hani iddialar bir olsaydı. 3000 aşkın yaşamını yitirmiş vatandaşın oy kullandığına dair iddia ya Bu tespit edilen bir de Ebru bu, bu, bir de tespit edilen bir de tespit edilmeyenler var yani. Bir de Suriyeli Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oyları var. Taşınırken mühürleri kırılan e, torbalar var. Yani nereye elini atsan elinde kalıyor ve bütün bunlar ne için biliyor musun? Hatay'daki inşaat rantı için. Evet. Ne yazık ki o. Evet. Yani ger gerçekten bütün bunlar Hatay'daki inşaat rantı için. Bu müteahhit tayfası için kimsenin acısı, kimsenin ölüsü falan değil. mühim değil. Evet. Gerçekten mühim değil. Hatay'ı yeniden inşa edeceğiz. 10 senede Hatay'da şu kadar para gelecek devletten. Şu kadar inşaat yapılacak, şu kadar para kazanacak falan. Bütün dertleri, şeyleri bu. Bir de çıkmışlar Hüseyin Yayman'ın tweet şeyini gördüm. Instagram paylaşımını. E, Hatay kişisel meselemizdir şiarıyla hareket ettik. Ya Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur şu anda Hüseyin Yayman. İstismar istismar etmeyecek. Her şey istismar edilebiliyor. Yani el, Şöyle. elinizi elinizi vicdanınıza koyun. Gerçekten orada olup bitenleri bilenler olarak yani buradan Hüseyin Yayman'a sesleniyorum. Orada olup bitenleri bizzat yaşamış görmüş biri olarak orada oradaki haksızlıklara kayıtsız kalamazsınız Sus, susamazsınız yani susanlar için ne diyorlar biliyoruz haksızlıkları görüp susanlar için ee, çok ciddi bir şey dün de konuştuk ya Ebru yani böyle bir şey olamaz ya Ardahan'ın Çıldır ilçesinde oylar eşit çıkıyor tamam mı? Tamam. ...ya bir zahmet bir daha say... ...toplasan 3000 tane oy var orada. Yani bütün Türkiye'yi... değil mi? Bir daha say, say ya ne olacak? Bir şey olmaz. Bir daha saymadan direkt kura çekiyor. Ha öyle mi? O da AK Parti'ye çıkıyor kura da. Evet. Yani... ...seçimi yapmasaydınız... ...kura atsaydınız. Bak bunu ben... ...diyecekler ki ya memleketin... E, ...hani senin memleketin özellikle şey yapıyorsun. Ya gerçekten adaletsizlik olduğu zaman insanın içi sızlıyor. Çıldırda seçimi kazanan benim akrabam. Yani kura sonucunda seçimi kazanan benim akrabam. Ama ben adaletsiz olduğunu sonuna kadar söylüyorum. İade etsin. <laughs> oradaki, oradaki ilçe seçim kurulunun Yaptığı şeyin yanlışlığını söylemeye devam ediyorum. Yanlış tabii. Bir daha evet. sayacaktınız kardeşim. Belki geçersiz saydığınız oylardan biri birinin lehineydi. Tabii. Belki kazananın lehineydi. O temiz bir şey zafer elde edecekti. Çok doğru. Niye evet. böyle bırakıyorsunuz? Yani işi yazı tura bağlıdır. Yani niye bu ya? böyle? E i̇şte seçim yapmasaydınız yazı tura atsa, atsaydınız. Evet tabii. Doğru çok çok. ...tuhaf bir durum değil mi? E şimdi böyle bir durumda çürü, ülke çürümesin de... ...neresi çürüsün işte. Tuttuğun elinde kalıyor kardeşim. Evet. Ee, yani Diyaman... Bir ...dikkatimi çekmişti ama oradan Hatay'a... ...geçince durumda bu işte. Yani 3000 Aşkın aşamını eğitilmiş... ...vatandaşın oy kullandırıldığını, ...oy kullanmış göründüğüne dair bir iddia var... E, YSK kararını verdi, itirazları reddetti, e, seçimi AK Parti kazanmıştır. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir bir açıklama yapmadı, Hatay'a telefonla bağlandı. Mehmet Uysasaki ile bakanla görüşürken Hataylılara sesleniyor ve 14 milyar e, lira civarında Dünya Bankası'ndan kredi aldık, bunu Hatay için harcayacağız diyor. Dünya Bankası'ndan kredi Hatay'a geldi zaten. Ha kim gelirse gelsin Hatay için harcanacak. E Hatay için harcanacak. ama AK Parti'li müteahhitler için harcanacak demedi Dünya Bankası, değil mi bunu? Yok, hayır. Hatay e, için ama. harcanacak. O i̇şte Deniz de söyledi. Harcanacak. Orada inşaat rantı için i̇şte o para harcanacaksa. İşte kendiniz takip edin o sayılar. Yani bu evet. durum ne nedir, nereye gidiyor, ne yapıyor? Bu arada düşüyordum. Allah'ım. Yani. <laughs> E, durumu takip etmek size düşüyor. Oylarının takipçisi olmak şimdi lazım. Nerede ne yapılıyor? Galiba. Bu e, paralar nereye harcanıyor, nereye? nereye yapılıyor? Şş. Cennet koyumu yapılıyor, ne koyu yapılıyor, ne yapılıyor, hangi bina yapılıyor? Bakacaksınız. Şimdi e, Bodrum'da. Bakamıyoruz e, ki. Şimdi e, Bodrum'da bahsederken, tabi seyircilerimiz, izleyicilerimiz de bizi bunu, e, takip ediyor. Bodrum'dan takip. E, Bodrum'da bir arkadaşımız mesaj attı. Ya diyor yıllardır hep e, Bodrum e, lahmacun ayran endeksi var. Hani tıpkı McDonald's endeksi daha var ya. Daha oraya gelemedik. E, Şeyi gibi. <laughs> Ve diyor geçen sene diyor 450 liraydı. Verdi yani, mi fiyatı? E, şey geçen sene lahmacun için, Lahmacun ayran 450 liraydı. Şimdi e, 900 liraya çıktı. Ha, lahmacun, lahmacun endeksi geldi. 310'dan Hadi 650 liraya lahmacun. Bir daha söyleyin. E, 310'dan 650 liraya lahmacun. 140 liradan 250 liraya ayran çıktı. Ne? Geç, geçen 450 lira olan 2023'te 450 lira olan baz ücreti ayran lahmacun ayran endeksinin baz ücreti şimdi 900 liraya çıktı. %100 enflasyon. Uu, bir ayran bir ay lahmacun yemesinler. 9 lira Tabii, yemesinler. Mı şimdi hatırlıyorum Vahap Munyar ilk defa benim arkadaşım bundan 10 e, sene önce Benim de Müdür, e, müdürümdü. Müdürün 2,5 3 lirayken <laughs> lahmacunun fiyatı 2,5 3 lira en baba yerde 5 lirayken manşet atmıştı lahmacun hürriyette 50, lira, e, lira. Ve insanlar ayağa kalkmıştı lahmacun 50 lira olur mu diye. Ne demek 50 lira olur mu? Bodrum'da 50 liraydı değil mi o zaman? 50 liraya çıktığı zaman lüks bir restoranta gazeteye manşet oldu. Ve ondan sonra hürriyette <laughs> bunu yazdı. insanlar bunu yıllarca, şey aylarca konuştuk. Şimdi o 50 liralık lahmacun büyümüş ablası. Aha. 650 lira olmuş. 600. Ayranla beraber Ayranla 900. Ayranla 250 lira, 900 lira. Şimdi o gurbetçi haklı yani. O, biraz daha mark bozu, döviz bozdursa iyi. Hadi yerin. gurbetçi haklı <laughs> biz. <laughs> biz biz bizim bir hakkımız falan yok. <laughs> Sen ne denirse yani otur de yap. acı bir mizah <laughs> olarak da bunu da ekleyeyim dedim şimdi biz. Ee, bence yani bu gerçekten on, on büyük haber yani. Ayran, bir bir emekli maaşı. 10 <laughs> lahmacun ekmek şey ayran bir e, emekli maaşı yani. Emekli maaşı Neredeyiz. değil mi? Hak etti emekli. Evet, eve gelene evet. 10 lahmacun ayran e, 11, söyle 11, ikram 10, et gitti emekli maaşı. bir 11.5 maaş. on bir, on bir tabii. Evet. Gitti. Eskiden Emeklerini... mesela özel günlerde lahmacun söyleyelim eve yemek hani yerine ha, lahmacun diye. yensin, lahmacun evet. dağıtalım derdik ya. O da tatlı bir ana Hı. oldu değil mi? O, o da... artık bayağı bir e, lüks yani. Lüks oldu diyor. Bu böyleyse hamburgeri, kebabı falan nedir acaba orada? Hiç onlara girmiyoruz. Evet. Lahmacun endeksi geldi. Hadi bakalım sezonun ilk endeksini açıkladık. 900 lira. <laughs> Ha, sandviç endeksini bayağı bir sondurmuşuz ya. Bodrum Ayran Lahmacun Endeksi. ismi de güzel değil mi? Evet. <laughs> lahmacun Ayran Endeksimiz bayağı bir %100 artışla bizi bu sene sahillerde karşılıyor. Kısa evet. bir hala devam edeceğiz. <laughs> Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex'in sunduğu para politika programı devam edecek. Ee? Türkü Ocakları eski genel başkanıydı. Doçent Doktor Sinan Ateş, arkadaşlarıyla Çukur Ambar'da bir binadan çıktığında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. O gün keşke son bir kere sarılsaydım diye kaldı içim. Içinde. i̇çinde yetiştiği siyasi partiden bir taziye mesajı gelmedi. Hayır ben onlardan hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir cevap da beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Biz bunların içerisinde nasıl yaşadık? Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in ölümünün ardından ilk kez İpek Özbey'e konuştu. Tehditler sürekli, hakaretler, işte FETÖ'cülükle suçlandı, hırsızlıkla suçlandı. Eşini, çocuklarını anlattı. Dedesi vefat ettiğinde ilk söylediği şey, anne sen de ölecek misin? Ayşe Ateş'in konuk olduğu İpek Özbey'le özel röportaj bu akşam 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda. alabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji, bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Ramazan bayramı boyunca Sözcü Gazetesi'nden şeker tadında hediye. Bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü efsane mizah dergisi Gırgır Gır sözcüyle birlikte ücretsiz. Mutlaka alın iCrypex'in kendi tokenı iCrypex token çıktı. Global işbirlikleri, Avalan anda şeffaf altyapı, komisyon indirimleri, kripto cüzdanlarıyla entegrasyon, staking, likidite kazanç paylaşımı gibi finansal ürünler ve çok daha fazlası için iCrypex.com'a giriş yap. Kriptoda şeffaflık, zenginlik budur. iCrypex. <laughs> Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex'in sunduğu para politika programı devam ediyor. Şimdi birlikte yayın yapmanın sizlerle böyle bir güzelliği var. E, Bodrum'da sezonu açanlar bize lahmacun ayran endeksini söylediler. Biz de... <laughs> İlk endeks haberini vermiş olduk. olduk evet. Evet, geçen sene 450 lira olan lahmacun ayran endeksi bu yıl 900 liraya çıktı. Lahmacun 650 liraya, ayranı da 250 liraya alıyorsunuz. Lahmacunu gayet güzel 650 liraya yiyip bir daha hiç acıkmıyorsunuz. <laughs> ayran içtikten sonra da bir daha hiçbir şey içme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ge geç Bütün bayram yeterli. Geç geçen yıl da lahmacun 310 lira, ayran 140 lira toplam 450 lira verirken şimdi 900 liraya çıktı. Yani evet. şimdi lahmacun ayran endeksine göre enflasyon, Bodrum'un enflasyonu yüzde evet. yüz. bir, bir e, denize gireyim, bir güzel bir biçe gideyim, eğleneyim, rahat edeyim, çocuk çocuk rahat ettiğim derseniz neredeyse böyle 5-6 aylık maaşı bırakıp çıkıyorsunuz. Bırakıp, evet. <laughs> Ondan sonra artık Burada sen sağ ol, ben selam. yıldızlı otellerden <laughs> söz etmiyoruz. Zaten onlara giremiyorsunuz. Orası başka başka dünyalara ait. Evet. <laughs> evet gerçekten sinirim bozuldu. E, deniz de hesabı içtik, genişletti. Düştük sözü buradan geliyor galiba. ne? Mi? sözü? Değil mi? Ne? Ayran içtik, ayrı düştük. <gülüyor> ayran <gülüyor> içemedik. <gülüyor> ayran Ama yine güzel. de ayrı düştük. <laughs> 250 lira o ayran. Zaten... Ay Bodrum'da Bodrum'da bu bu fiyata ayran içtikten sonra kesin ayrı düşülür yani. Ha doğru doğru. <laughs> Ayrılık sebebi dahi olabilir. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz bize destek olduğunuz için. Bu arada bir öğretmenimiz sizi doğruluyor. Diyor ki Asu yaylasına giderken diyor bir otelin ismini veriyor. <laughs> Hesti var diyor bu otelin diyor Asu yaylasına giderken suyun tamamını alıyor diyor. 500 metre sonra diyor bırakıyor diyor. 500 bin metre arasında Solakka deresi tamamen kuru. Kurbağalar bile yaşamaz orada diyor. Sevgilerim ne diyor? Evet kurbağalar. Kurbağanın susuzluktan gözü patladı. Dere, dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patladı. Bizimkiler çoktan kurudu. Benim şu lahmacun fiyatından sonra da anlattıklarınızla bir gözüm işte. <laughs> ağrılar girdi. Her tarafım patladı benim. Gerçekten. Deniz de hesabı genişletti biliyorsunuz. Bir emekli maaşıyla 10 tane lahmacun aldığınız zaman zaten misafire ikram edin. Çekilin hayattan ve bir ay oturun. <laughs> Şimdi böyle bir uyarı da yapalım. Yani yani emekliler sakın, sakın, bunu denemeyin. Lahmacun'a o kadar para vermeyin diye uyarı verelim. Yok kimse vermez de zaten yine de veren Biz yine veriyoruz. de hani Deney yaparsın ya bunu evde denemeyin diye. Ya bu nedir? Bu nasıl? Bu bunu Hangi kıymayı kullanıyorsun buna? Evet. Bir lokma kıyma. <laughs> Ay çok kötü. Fenalık geldi içime. Şimdi bu arada ben size başka fiyatlar da vereyim. Dün arkadaşlarımız önceki gün gitmişler. Bayram kahvaltısı edelim. Acaba ne kadar harcarız demişler. Her şeyden böyle az az almışlar. Evet. 1800 lira tutmuş. İki gün yetmez. Evet. evet, az bir tereyağı 250 gramdan az tereyağı almışlar düşünüyorum. İşin yani. içerisine peynir giriyorsa zaten bütün hesaplar bozuluyor. Evet, şimdi de şöyle bir şey var. Evet. Şubatta mesela 2739 liralık bir torba. Ee, şimdi ya yani bir 7 Nisan haftasında 3308 liraya çıkmış. Ete yine 2-3 haftadır arka arkaya zam geliyor ve peynir fiyatları yine artma eğiliminde. Ramazan da bitti. Şimdi bayram da geldi. Yine her şeyin fiyatı artıyor. %22. E nasıl ya. düşecek bu enflasyon? Enflasyon bizim kafamızda fiyatlar daha da artacak algısı değişmedikçe düşmeyecektir. Ve buna da açıkçası bir sebep de insanlar görülür. Mesela bak seçim bitti. Anti enflasyonist politikalar devreye girecek dedik. Hala tık yok. Hani 5 Nisan kararları mı gelecek falan diye de biraz da güzelleme yaptık. Hani benzetme yaptık. 2010, 1914 1990 Dört yılından. Şimdi ortada yok. Ve hala e, biz şu anda şunun hesabını yapıyoruz. Acaba bu seçimden iktidar hangi dersi çıkardı? Bilmiyoruz ne? dersleri. Ne biliyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir şey ders çıkarıp çıkarmadığından da emin değiliz. Merkez Bankası hükümete mektup yazdı. Ben o mektubu okudum. Baktım Merkez Bankası da bu seçimden bir ders çıkaramamış. Hala kellim kellim layenfaderleriz bildiğini okuyor. Bizim oğlan bina okur, döner döner yine okur. Ya kardeşim sıkı para politikası gelecek. Hani kuru sıkı para politikasını terk edecekten sımsıkı para politikasına girecek. Enflasyonun düşmesinin başka imkanı ihtimali yok. Bunun külfetini birisi ödeyecek. Hatta avda geçin Mehmet e, Şekip avda Şekip abi, geçin dediği gibi. Başkanım. Dediği gibi bayramdan sonra Çocuklar ve yaşlılar hariç 60 milyon insan enflasyonun külfetin altına elini sokacak. Şimdi hükümette en ufak bir tasarruf tedbirine dair bir işaret yok. Hükümetin bu konuyla ilgili Merkez Bankası bildiğini okuyor. Yani edebilsem metnine bir de şey diyecek. Yazdığı mektup hani biraz sevgiliye mektuplar gibi olmuş. Altına şunu diyecek. Yüzde beş enflasyon hedefinde iddialıyız. Kardeşim. <laughs> bu kaçıncı diyorsunuz? mektup ya? Kaçıncı mektup? Bir de üstüne son mektupta asgari ücreti konuştu. evet asgari ücret. Ya sen e, yani Merkez Bankası olarak yıllardır 10 yıl mı 20 yıl mı %5 hedefi belirledin ve tutturamadın her yıl mektup yazıyorsun. Son mektubuna da son mektup o. Mektuba asgari ücret yılda bir kere artırılır diye not düşüyorsun. Not düşüyor ve istelik asgari ücretin yılda bir kere artırılmayacağından onlar bile emindir şu anda. Çünkü enflasyon gümbür gümbür geliyor. mayısla beraber geliyor. %75 80 olunca sen nasıl yılda bir kere asgari ücret artıracak diyebilirsin? Bu bilirsin. son mektubun. <laughs> Öyle bir şarkı var Böyle hüzünlü bir şarkı da var adın Sözleri <laughs> unuttun mu? Bu son mektubu Belki size. Deniz bilir. Sana bu son mektubu falan. Bu, bu bize son mektubun olm <laughs> ol olmuş olması <laughs> so kötü oldu. <laughs> hani bir de öyle şey var ya. E, açıkçası bir fıkra var. Bir tane insan e, ayın oluyor bir yere. Müdürü de diyor ki işte ben ne yapacağım diyeceğim. Başın sıkışınca senin için üç tane mektup bıraktım diyor şeye. E kasayı açar, sırayla okursun. <laughs> Sonra bir altı ay geçiyor, başı sıkışıyor falan. diyor. kasayı açayım bakayım bana herhalde bir tavsiye oluyor. Birinci şeyi açıyor, diyor ki e, yeniden düzenlemeye git. Tamam diyor, yeniden düzenleme yerleri değiştiriyor, ömerleri değiştiriyor falan filan. Sonra bu sefer ikinci bir mektubu, bakıyor gene olmuyor. İkinci mektubu açıyor, Senen öncekileri suçla diyor. Tamam. İkinci mektubu da yapıyor, suçlama yine bir rahatlıyor. Gene işler çözülmüyor. Bu sefer de üçüncü mektuba gidiyor. Üçüncü mektupta sadece şu yazıyor. Sen de üç mektup yaz. <laughs> Şimdi Merkez Bankası son beş yılda beş tane e, son mektup oldu mu? Oldu oldu. Hafize On Hafize tane Gaye dokuz ayda aldı mektubunu değil mi? Evet tabi mektup. Mektup. Şimdi herhalde bu Fatih... Bize de mektup bıraktı biliyorsunuz. Mektup bıra Bu herhalde veda mektubu, intihar mektubu mu nedir? Yani ya bu son mektup bize hiç hayır alam değil. <laughs> <hayal edin. gülüyor> bu son Aa. mektubu pek beğenmedik. Şimdi demek ki Merkez Bankası da hiç ders çıkaramamış bu seçimden. Yüzde %5 enflasyon hedefini hani, düşürme yükümlülüğü sizde. Siz bil, bunu yapamadığınız bil, için gerekçelerini evet. anlatan bir mektup yazıyorsunuz. Evet gerekçesi. Yüzde %5 enflasyon hedefini tutturamadığınızı anlatıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bizde dönüp asgari ücrete zam yok. Ama bu ne yaman çelişki. Ya o zaman ben de şunu önüm. <laughs> Ama Bankası, niye düşürmediniz o ey zaman? Ey Merkez Bankası Başkanı. Powell'ın şey kongreye yazdığı mektuplardan örnek alsa. Değil mi? Hangi yaklaşımla bunu yapmış? Altında hangi modelleri hiç koymuş ve artık boş laflar değil onlar. Selam eder gözlerinden öperim değil. Evvela <laughs> selam eder gözlerinden öperim misin? değil. Bunun bir metodolojisi var. Sen geliyorsun <laughs> burada diyorsun ki ben bildiğimi okurum. Başka da bir türkü bilmem. E yani. Ee, yani. ne yapacağız ücreti de bir kere diyorum. Yüzde beş de Emekli maaşlarına da öyle fazla fazla, Fa fazla yok. Fazla öyle anladık biz. Peki hiç ders çıkarmadın. Evet. E, hükümetin ne ders çıkardığını da göreceğiz. Hadi biraz daha vakit verelim diyorum hükümeti. Şu anda mazbatalarla, sayımlarla, ölülere oy kullandırmakla meşgulüz. Evet, bitiremedi. Ama e, Nisan bitecek. Daha. Mayıs'la beraber herhalde hükümet buradan bir ders çıkarmış olacak. Ne oldu? Vatandaş mesela neyi gördü? E, biz kibirden kaçtık, muhalefete sığındık, iktidarın kibirinden muhalefete sığındık. E şimdi emekli de geldi, seni infaz etti. Şimdi mesela emekliye bundan sonra aynı şeyi mektuba koyarsan, e ne oluyor? Bu intihar mektubu oluyor kardeşim. Ya bu son mektup bize biraz... Bu son mektup... <laughs> Bayağı bir mesaj kimse, Ey Türkler, Türkler sor, <laughs> ölümünden kimse sorumlu değil, kendi şakağıma sıktın mı diyeceksin Ama yani. yani şimdi siz niye enflasyonu düşüremiyorsunuz? Bize yüzde beşlik sözünüz vardı. Hiç ne? enflasyon düşmedi. Bir sepet, bir Yüzde beşi boş verdim. Yani, Hafize Gayerkan'dan miras kalmış olan yüzde otuz altı da e, rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Şimdi biz ama bunun bedelini biz de ödüyoruz. Biz ödüyoruz. Ve bir mektupla işi geçiştireceğini evet. düşünüyoruz. Yani bir mektupla bizi böyle perişan ediyorsunuz. Evet. Şimdi diyorsunuz ki ya iş... orada bir tabii mektupta e, şöyle bir tuhaflık da var yani e, neticede asgari ücretin e, ne zaman belirleneceği nasıl belirleneceği başka bir e, şey Fosur. kurumun görevi. Evet. Yani ask askeri ücretin tespit komisyonunda ya da asgari ücretin ne zaman ne kadar verileceğinde Merkez Bankası'ndan tek bir temsilci yok. Yani Merkez Bankası para politikalarıyla ilgilenir ama bu gelmiş bunlar hükümete ders veriyorlar şunu şu bir kere olsun falan. Yani ben olsam valla Tayyip Erdoğan'ın yerine çok kızardım. Sana mı sorduk derdim yani. bunun bilincindeyiz herhalde maliye politikalarında biz belirliyoruz. Mehmet Şimşek de mesela Mehmet Şimşek yani Merkez Bankası Başkanı'na herhalde ya sen bana ders mi veriyorsun diye sor, soracaktır bu mektuptan sonra yani. Asgari ücreti yani işveren işveren verir. Iş. Dolayısıyla işverene mesaj veriyorsunuz. Belki işveren vermek istiyor çalışanına. Allah Allah. Hayır Merkez Bankası'nın işi bu değil ki. Mer Merkez, Merkez Bankası, Bankası para politikalarını de değil, evet. belirler yani. <laughs> Kesinlikle değil. Emekli maaşlarına yani iktidara, falan mı karışacak? Iktidara, son mektupta iktidara ders veriyor. Diyor ki böyle yapma, zam yapma diyor asgari ücrete. E o zaman buyurun siz yönetin yani. Siz yani. geçin Azine ve Maliye Bakanı da siz olun. Merkez Bankası Başkanı da siz olun. Değil mi? Bir zahmet tüyüye de Neyse, doğru verilerin bir açıklanması var. yönünde bir telkin yapılabilir mesela. Daha gerçekçi verilerin. Hissedilen enflasyonun en azından bir ortalama olsun diye. Değil mi? O zaman linkler daha doğru bağlanır. Ee, konuyu değiştiriyorum Ebru. <gülüyor> 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 konuyu değiştiriyorum. Bodrum'a <laughs> Bodrum'da <laughs> İzleyicilerimiz gerçek bodrumlular yani hayatlarını bodrumda geçiren gerçek bodrumlular diyor ki sadece bodrumluların faydalanabileceği halk lokantaları açılsın yaz sezonunda <laughs> çok çok biliyorum. kent lokantaları, <laughs> bodrum lokantaları. <laughs> bodrum... doğru söylüyorlar, <laughs> doğru, söylüyorlar. Ya, da, doğru söylüyorlar son mektup bodrum değil, son mektup deyince dilime de şey takıldı Hı? durdu zerrin özerin şarkısıymış İlk kuplesini okuyacağım evet, evet. kusura bakmayın. Meşhur bir şarkıdır. Ben He. ben biliyordum da Zerrin Özel'e ait olduğunu bilmiyordum. İlk kuplesini okuyacağım. Yazdığın son mektup şu an elimde. <laughs> Okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? Ya olur olur. Ol <gülüyor> <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Bal gibi de olur. Bu son Merkez da, Bankası son mektupları da, olmasa da olur. Zerrin şey olarak da. <laughs> Çok güzel olur. Aklımda dönüp dolaşıyordu melodisi. Çok güzel bir bir kuplesini okumuş çok olalım. Çok da güzel söyler sevgili Zeren Özer. <laughs> Onun sesinden dinlemek son mektubu çok güzeldir. Şimdi Fatih'ten mi dinleyelim, Zerrin'den mi dinleyelim son mektubu? Fatih Karahan. bir evet, Şey yok, Fatih Karahan'dan mı? Ee, Murat Karahan'dan, Zerrin Özer'den dinleyelim. <laughs> Böyle bir şey yaptım. Ee, kolaj. kolaj yaptım. <laughs> Fatih Karahan'dan yazılı mektup almak istemiyoruz. Asgari ücret evet. konusunda istemiyoruz. Mesela merkez bankası enflasyonu düşürme konusunda ısrarlı. Tamam, ee, ama yükü bize e, evliyor. Biz Bu e, arada Bodrum'dan başka mesaj geldiyse söyle. Ben konuya devam edeceğim sıkıcı konularıma. Deniz. Yok mu böyle tatil yok, yerlerinden alıttan yok, ben ben, mesaj mı Önerimi olduğunu... buradan, buradan ilettim yani. Artık şey Bodrum'un yeni belediye başkanı e, bizi duyar mı bilmiyorum. ...Mandalinci miydi soyadı? Mandalinci. Evet. Ee, ya da eski belediye başkanı... ...şimdiki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Ahmet Aras. Halkımızın sorunlarına çözüm bulsunlar. Bu lahmacun ayran fiyatlarına bir çözüm bulsunlar. Ee, Bodrum'un yerleşik acaba? halkı... Halk, ...halk lokantası istiyor. Halk Hı. lokantası. Halk doğru. Şaka Kendim bu yana... Bir, ...bir yana şaka... ...Bodrum'da belediye... Böyle bir plajda gerçekten... ...rantı çok yüksek bir yerdi. Bir... ...belediyeye ait bir yer açmıştı. Fiyatlar... ...Türkiye standartlarında... ...yani Bodrum'un olağanüstü fiyatlarının... ...onda biri, yirmide biri falan... ...işte çay, kahve... ...böyle hızlı atıştırmalıklar... ...vesaire falan... ...çok da rağbet görüyordu. Yani bence sosyal belediyecilik... ...bunu da gerektiriyor. Yani Bodrum'da insanların... O tür imkanlardan fa yani rantçıların gözünün yaşına bakmadan o rant alanlarını e, halkın kullanımına açmak bence sosyal belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri. E, gerçekten de insanların makul fiyatlı lahmacun ve ayran yiyebileceği yerleri be bizzat belediye e, açabilir, e, işletebilir. Bence yapsınlar bunu. Bence de güzel olur. Bence de güzel olur. Kesinlikle katılıyorum. Her, aslında bir sürü sadece Bodrum değil birçok yere. Doğru söylüyorsun. Geçer. Belki bu uçuk fiyatları da şey yapar, regüle eder. Yani o, o uçuk fiyatların da gerçekçi fiyatlara yaklaşmasını sağlar. Senin söylediğin gibi biz şimdi dalga geçiyoruz ama yani adama sor, sormak lazım. Kardeşim bir 70 gram hamur var. 50 gram kıyma var. Şu kadar i̇şte kıyma. E, soğan var. Biraz soğan var, biraz bir şey. maydanoz. Yani, Maydanosu. yani Maydanosu. nedir bu? <laughs> evet, bunu, do, bunu 950 lira yapan nedir diye sormak kıyamadım. lazım yani. İşte bir yani evet. ya pahalı ama 950 lira insaf yani. Bu, bunu sormak lazım. 900 yani, tamam, ayrı 250 bunu inanamıyorum. Ödeyebilen gelsin. Evet. gelsin. Geçen Bodrum, geçen yani, belediye başkanı, geçen yani geç, geçen dönemki belediye başkanı bize her e, keseye uygun ürünler var. Gidip 900 liraya e, lahmacun, ayran yemek zorunda değilsiniz diyor. Ama ben mesela o zaman gittiğinizde de yani 400 liraya geçen sene yemiyordunuz da 300 liraya yiyordunuz yani. Her şey pahalı. Şimdi açıkçası bu biraz bizim kendi yapımızdan kaynaklanıyor. Bir arkadaşım şey attı bu konuyla ilgili. Olarak, iPhone başına üretime düşen maliyeti 10 dolar olmasını sağlayan Çin iş gücü sistematiği diyor. Bunu perakende satış maliyeti olarak en donanımlı iPhone modelinde 100 bin TL'ye başına taşıyan ise Türk vergi sistematiği diyor. Buradan belki vergiye geçiş olur diye düşündüm. Yani 10 dolarlık telefon 2 320 lira değil mi 10 dolar? 320 lira mı ediyor? Evet şu anda 320 lira ediyor. 320 lira 100 bin liraya nasıl çıkarabilirsin? Yani bu yani gayret etsen olmaz yahu olmuyor yani olmuyor yani kıyma tamam pahalı da yani şu kadar kıyma bir lahmacına koyuyoruz. Yani iPhone'da diyelim hani bu falan kıymaya geldik tamam. Ama hocam bir burada da yani hadi orası biraz abartılı gidip orada yemeğin de bir ayda biz bir torba ürün bir ikramiye fiyatını nasıl aşıyor ya evet, 3.308 liraya çıkıyor yani biz şöyle bir bir haftalık erzak alıyorsun bir hafta bile değil. E 2739 lira veriyorsun. ay erza, Nisan ayının başında alıyorsun 3308 lira, %22. lira veriyorsun. %22. Bak. Bu ne %22 aylık artışı söylüyorsun değil mi? Evet. E, aylık aylık bu. Yani %22 bakla mart sonu işte. Şimdi enflasyon iner mi? Niye insin? Böyle yolunu bulmuş. Hala ithalat yapıyorsunuz. Et fiyatı rekor kırıyor. Her hafta et fiyatı artıyor yine. Bir de şey enteresan bir arkadaş, bir fırıncı bana söylemişti. Sütler su gibi. 45 liralık ekmeği 60 liraya çıkardın da ne oldu dedim bu arada. Vallahi ne yazarsam üstüne gidiyor Ya öyle ne yazarsam. Şimdi ne yazarsam gidiyor. Tutturuna tutturabildiğine ekonomisi diyelim buna. Bunun da bir sonu olması gerekmiyor mu Ebru? yani o yani bu. Hala bunlara para ödüyoruz, değil mi? Az önce Deniz'in anlattığı gibi gidip o cennet koyundan hala gidip o daire alarak onların yaşamasına sürdürmesini sağlıyorsak evet. burada da enteresan şey. Bu arada yeni belediye başkanının soyadı Bodrum'da baya bir şey hatırlatır yani. <laughs> Nedir soyadı? <laughs> Mandalinci miydi? Mandalinci. Mandalinci. Ben bir şey çıkaramadım burada. Neyse boş verin. Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum hayata. Şimdi bize KDV oranlarına bir düzenleme gelecek ben öyle anladım. En azından denetim gelecek. Şimdi biz ne yapıyormuşuz? Bu KDV'lerle bayağı bir haşır neşir olduk zaten. KDV vermezsen şu kadar oluyor diye çok duyuyoruz. Biz de hani biraz fiyat iniyor diye tamam diyoruz falan öyle. Yani çok yaygınlaştı, çok oldu. Nakit ver, KDV ödeme, nakit verirsen şu kadar indirim falan diye duymuyor musunuz? Duymaz olur muyum? Deniz de duyuyordur. Her bunu duyuyoruz. Şimdi bir de şey temel gıda yüzde bir ya. Mesela kozmetik ürünlerini gıda takviyesi gibi gösterip ona da yüzde yirmi yerine yüzde bir KDV işletenler varmış. Bu lahmacunları servis değil de paket servis gibi gösterip onun vergisine yüzde bir gibi gösterenler varmış yüzde on yerine. Biz bunları iyice denetleyeceğiz diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu KDV'yi e, kaçıranları, kayıt dışına gidenleri yakalayıp sisteme geri sokacağız diyor. O zaman hiçbir şey yani o zaman iyice iş talep düşer. Yüzde yirmi bayağı bir pahalı hale gelecek. Yani parfüm de şuydu buydu krem de şampuan almakta falan öyle herkesin harcı olmayacak yani. İyice fiyatlar bu yolla artamaz mı? Nereye bakıyorsunuz? Şeref ben hocam? şeye bakıyorum az önceki yapayından <laughs> söylemek için Belki Deniz'e onu soracağım. E, denetimler. Ben ancak diyelim hani bu vergi şeyleri ikide bir derler ya denetimleri artıracağız. Tamam. Mesela gıda komitesi ayda bir toplanır. Hı. Koca koca bakanlar böyle işlerini güçlerini bırakıyorlar. 4-5 saat gidiyorlar gıda komitesi toplanır. Hangi karaçığı çıkıyor gıda fiyatlarını gözlemeye devam edeceğiz. Evet. Ya bu mu? Denetimleri devam Bana edelim. sorsam ben bunu yapayım De denetimler sıklaştıracak. Merak ediyorum kaç denetçi var? Mesela en son e, 140 bin iş yeri denetlenmiş Tarım Bakanlığı açıkladı İbrahim Yumaklı. E, 1022 üründe sıkıntı görülmüş. Kaç denetçiyle bir sen Türkiye'deki bütün ahlaksızlığı denetleyeceksin? Yani, yani nereyi bildiğim, denetleyeceğim? Ben bildiğim bütün 5,5 e, milyon kamu personeli içerisinde ki bunun 3,5 milyonu 657 sayılı yasayla tabi 140 bin civarındaydı. Şimdi bütün bunlarla beraber hatırlıyorsun bir ara soğan depoları basıyordu bizim evet. şeyciler enflasyonu dövmek için. Şimdi enflasyonu etiketler üzerinden döv, etiketleri döverek yapmaya çalışıyorduk. Biz de medya olarak yazıyorduk vay vay soğan deposu basıldı. Mağarada saklıyorlarmış. Nerede saklayacaktı onu? Hele evet. baharda sen evine koy filizleniyor. Orada saklanır tabii. tabii. Biz onu dahi bilmeden Depocuları cahil bastır. cahil şeylerle kelepçeledik götürdük. Kelepçeledik götürdük. E fiyatlar aynı yerde durdu. Fiyatlar <laughs> devam bildiğini okudu. Sonra Şimdi, Tanzim Satışlar geldi. Şu olabilir. Vergi az önceki söyleyeceklerle büyük ihtimal bunu çok duyacağız. Vergi denetimi özellikle Ticaret Bakanı iki de bir denetimler sıklaştırılacak. Denetim, ya kardeşim ne böyle üfürüyorsun ya? Ne denetimi ya? Kaç kişi denetliyor? Kaç iş yerini denetliyor? Artı bildiğim bir şey daha var. Denetim yapıyor, gidiyor, cezayı kestik de çıktıktan sonra cezayı ödüyor, devam ediyor. Sordum niye böyle yapıyorsun? Ya dedi ben geçinemiyorum ki girişi, çıkış fiyatında zarar ediyorum. Denetinin işi görünsün, devlette de haracını alsın benden. Vergisini değil denetim parasını ben devam edeyim. Yani eğer yarın öbür gün yine bu hükümet denetimler sıklaştırılacak gibi laf ederlerse bunun denetçilerin sayısından ve etkinliğinden yani denetimin fiyatları baskılama ya da ahlaksızlığı önleme konusundaki et yeterliliğinden de söz edelim. Yok kardeşim. ...denetlesen de de fark etmiyor. Bir de hocam siz buna katılır mısınız? Ee, diyelim ki siz içkiye ve tütün ürünlerine zam yapıyorsunuz... ...vergiyi arttırıyorsunuz. Zaten arttırın tamam. Ama her verginin bir olur, bir seviyesi vardır. Onun sonrası kayıt dışı olur. Onun sonrası daha farklı yollar olur. Yani her vergiyi bir arttırma çizgisi, bir yeri vardır, bir oluru vardır. Tabii. Siz bu olurun çok üzerine çıktınız. Siz kayıt dışı bu fiyatlamalarla zaten... Oluşturduğunuz oluşturdunuz ve insanları kayıt dışına teşvik ettiniz ve zaten zamanında evet. denetlemediniz. Şimdi bu fiyatlarla bu kayıt dışını kayıt altına almak bir deprem yaratır. Astarı yüzünden pahalıya gelir. Bu, Siz ne yapacaksınız? Evet, vergi kaçırmakla vergi kaçınma vergiden kaçınma diye iki kavram vardır. Aynen. Bundan 3800 yıl önce e, Hamur abi Babil sokaklarına astığı tabletlerle şöyle yazıyordu vergi kaçıranın kellesi gider. Kelleler de gitti vergiler de kaçırıldı. kaçırıldı. Şimdi vergi oranlarıyla oynadığın zaman fazla oran zaman insanlar ister istemez vergi kaçınma insanın doğasında İçiyorsun var. İtiyorsun onu oraya vergiden, sonra göz yumuyorsun. Vergiden kaçınma insanın doğasında var meşrudur. Ama haddini aşan zıttına döner diye bir kural var ya temel olarak hayatta. Bu vergi normal bir vergi olsaydı insanlar bu kadar yapar. kaçınmazdı. Ama vergi kaçınmadan dışına oranı yüksek vergi kaçırmaya başlar. Kayıt dışına gider. Sadece içkiden örnek verdin. Sadece vergi kaçırmaktan vazgeçme gider. Onun sahtesini üretir insanlar öyle. İnsanlar kimyager oldu. <gülüyor> <gülüyor> öyle ama her evde gidin yazlıkta kimyager oldu insanlar. Ya sırf da mı bu, var? Onu o kadar keyf, bilmiyorum. Keyfinden değil herhalde. Evet. Keyfinden kimyager Ama olmadı ölümler yani. ölümler de benim bildiğim kadarıyla ölümler ha? de sahte. Rakı... Sahte ilişkiden ölümler yine seyreyle namazdan sonrası durumu. Evet. Durun inzleyin. Yani bir, belli bir seviyede tutarsanız sürümden de kazanırsınız. Evet. Ama o kadar yüksek bir yere getirdiniz ki o yüksek yerde yaşam imkansız olunca. E 90'lı yıllarda biz bunu denedik. 90'lı yıllarda kurumlar vergisinin yüzde en üst dilimde yüzde 54'lere kadar çıkıyordu. Vergi şimdi vergi gelirlerini böyle bir şeyle grafikle gösterirsen burası ver, şeyse mükellef sayısı burada vergi oranı. Evet. Şimdi vergi oranı buradayken mükellef sayısı buraysa gelirin bu kadar. Evet. Şimdi vergiyi yükseltiyorsun bu yetmiyor evet, sana bu, bu kadar, kadar kalıyor. Bu kadar yetmiyor sana Tamam. oranı yükseltiyorsun evet. yükselttiğin zaman. Burası da daralıyor. daralıyor. Kaçıyorlar. Bu Ve daha zaman. da az oluyor. Ve bunu fark ettiler. işte baskın şey bas, basık vergi oranıyla. Burada hani vergi istisnaları, teşvikler vergi, falan yok. Vergi Kine tabana evet. tabana yaymayla beraber bunu aşağı çekti. Kurumlar vergisinden başladı. Bu işin sonu yok diye bir devrim yapıldı orada. Evet. Fakat burada 60 milyon seçmenin olduğu bir yerde bizim gibi ücretli garibanlarla beraber senin şey sayın Mükellef sayın 10 milyonu bile bulmuyorsa kümesteki Tavukları kümesteki, kümest, Tavukları kümesteki kazların sayısı belli dışarıdaki tilkiler dolaşıyor Hı. sen benden daha fazla tüy koparmaya çalışıyorsun o zaman haddini aşan vergi zıttına düşer ve kaçak yani haddini aşan vergi toplanmaz kaçırılır haddini aşıyor kaçırılır cezaya rağmen kaçırılır dediği hamur abi kelleler gider kelleler de gitti vergiler de kaçırıldı akarya haddini aşıyor ee, otomobilde haddini aşıyor belli ürünlerde ya kozmetik bir araba dediğiniz alıyorsun şey... iki tane de devlete alıyorsun aynen kozmetik dediğiniz şey ihtiyaç haddini aşıyor bir, e, bir yani... depo benzin alıyorsun 12 depo da devlete, devlete benzin, alıyorsun. benzin alıyorsun şimdi bunun ama şurası da bir gerçek bu gibi sıkıntılı kasada para bittiği zaman insanlar başka yerlerde 90'lı yıllarda hatırlıyorum kazanmadığın paranın vergisini ödüyordun peşin vergi rahmetli o zamanlar geçici vergi diyordu 90'lı yıllarda peşin vergi oldu Ebru Baki, sen 2025 yılında sen çok müteşebbis gözüküyorsun. Aa, keşke Çok da para kazanacaksın gibi bir his var içimde mali olarak. Onun kazanmadığın pergesini şimdi bize versen niye? E müteahhitlerimiz aç. Ha. Yandaşım, candaşım taş mı yesin? Taş mı yesin. Şimdi biz buraya doğru gidiyoruz. Kasada para kalmadı. Işte o kadar emekli de evsiz diyor ki, kaldık. Emekli de diyor ki senin yediğin yemeğin parasını ben öde, ödüyorum, ödüyorum. Şimdi büyük ihtimalle ekonominin enflasyonunu çözmek için yine geleceksin kapıma. Ben sana şunu söyleyeyim. Ey hükümet, ey Maliye Bakanı. Benim kanımı çektin, aldın. Benden sana yar olmaz. Sen acaba bağışladığım buçuk trilyon liralık vergi affını, evet. vergiyi sildin. Ne Ve hocam? teşvikler hiçbir yere taşımayan teşvikler, artı zombi şirketlere aktardığın paralar, Vallahi. artı e, istisna, vergi istisnalarından vesaire gitsen. Buraya yürüsen, buradan sen... Daha iyi Bir de mı? senin bir iş yaptığını görmek için de hani bir kamu araçlarına, bir binalarına var, da ciddi. biraz satıyor gibi yapsan. Değil mi? Evet. Aile bakanın altında da tok veremiyoruz gidiyor e, pahalı araba alıyor şimdi. 5 milyonluk kiralama. Kira, ha, kiralık araba falan. Lüks ama. Şimdi al böyle olunca ben de... Hangi Yetmedi koruma Bu de. Hükümet hangi dersi çıkardı diye baktığım zaman... Valla ben henüz daha bir ders zaman tanıyoruz merak ediyoruz ama aklıma da bir türkü geldi. Dersini almış da ediyor ezber. Acaba şu anda aldığı dersin ezberini mi yapıyor? Ya bilmiyorum. <laughs> yani ben kara para, kara para fena. Evet. Ee, diğer mafya işte mafyavari ilişkiler ve devam eden operasyonlardan o olayın da ciddi bir boyutta olduğunu anlıyoruz. operasyonlardan. Ama... Sonra tamam bu KDV'yi denetleyin de bugüne vatandaşa zarar yani olur. Yani, ya kaçınılmaz bir, bir şey şekilde, sonuçta. kaçınılmaz bir şekilde akıllı başa devşireceğiz. Harcamalarımız bitti, dolu dizgin gidemeyecek niye? Çünkü para bitti. Artı zombi şirketleri batıracağız çünkü niye onlara aktaracak para kalmadı? Yandaş yandaş ağlayacak niye onlara kaynak veremiyoruz? Yurt dışından da para gelmiyor. Gelen de zaten dişin kovuğuna Niye yetmiyor. Niye gelmiyor? Biraz geldi. Biraz geldi. Nereye biraz geldi? geldi? Gelen yerlerde bir de şu var. Vergiyi topluyoruz. Nereye geldi bilmiyorum ama geldi. Vergiyi Borsaya topluyoruz da demokrasinin oldu. en önemli unsurları de vergiyle olan ilişkisidir. Demokrasinin kalitesi vergiyle çok bağlantılı. Topladığın vergiyi nereye götürüp yatırıyorsun? personel giderleri, maaşlar, şunlar bunlar anladım da yatır yatırımlar vesaire. Bu para nereye gidiyor? E, alım garantisi veriyorsun. E, binaya falan araç alımına çok meraklısın. Kira geri evet. kalmıyorsun. Evet. E, Ramazan çadırlarında bile çift ayrım yapılıyor. Lüks ve e, normal Ramazan e, sofraları ayrı ayrı kuruluyor. Bu sene hiç Ramazan çadırına gitmedin. Yani, öyle mi olmuş? Evet evet öyle oluyor. Eğer orada önemli isimler varsa onlara ayrı bir şey kuruluyor. Yani vatandaş bulduğunu yiyor. Haberleri oldu şeyde gazetelere yansıdı seçimden Görün, önce. Kaçırmışım demek Tabii. ki ben vatandaş. Ya sikem... hiç değilse orada olmasın be kardeşim ya, lüks ya. otellerden çıkılmıyor iftarlarda. Yani böyle iftardan iftara koştu insanlar lüks iftardan iftara görmediniz mi? Yani e, şimdi e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var tasarruf konusunda da onu bulmaya çalışıyorum. Bana gelip benden para istemeyin diyor öyle binalar, gereksiz araç alımları, kiralamaları işte harcamalar vesaire yok diyor. Çok güzel ama burada da bir tamam, beyanın, beyanın devamını da ben söyleyeyim. Devam Beyan'da bize verdiği beyanattaydı. Kendi etki alanı içerisinde son derece başarılı. Fakat sorun şu o bütün kararları o veremiyor ki. Kendi etki alanı olan içerisine Maliye ve Hazine Bakanı olarak onlarda da inanılmaz dedi. Gelme para vermeyeceğim sana diyor. Bunda da sözünde durabilir ama Devletin kaçak göçeği sadece maliye hazineden çıkmıyor ki. Onları nasıl toparlayacağız? Mesela Beştepe nasıl bunları toparlayacak? Ya da ne bileyim diğer bakanlıklar, şunlar, bunlar. Bilmiyorum. Mesela araç ve bina alımları sınırlanacakmış. Bitme aşamasındaki yatırımlar hızla tamamlanacak. Ee, yeni projeler, büyük projeler çok dikkatli izlenecek. Kamuda servis hizmetine sınırlama gelecek vesaire gibi hep bildiğimiz. Kozmetik. Soru. Mesela onların arasında şu var mı? İşe yaramayan teşvikler kaldırılacak. Ya ben var normal bir makam arabası görmedim yani. Oda, odalar. Allah'ım. Liste listeye mi bakıyorsun Ebru. Evet. O listede şu var mı? Te hiçbir Bunlar işe iddia ama. Açıklama ha? değil, iddia. İddia. Ha, ha, iddia. Peki Bekletilen. o iddiaların arasına hakikaten sonuç getirecek olan e, gereksiz teşvikler kaldırılacak. Yok, hayır. Zombilere aktarılan paralar aktarılmayacak. E, vergi, işte, istisnaları. vergi istisnaları ortadan kaldırılacak vergi silmek bazı arkadaşların vergisini silmekten Yok. e, yoksa o zaman bu kozmetik şey, bina alımları bina al neye benziyor alınır, hani insan. şu kadarcık şey e, mide... bu binalar torunlara yeterli neye yani? benziyor biraz şu kadar büyüklükte bir pizzayı yiyiyorsun fakat Hı. diyet kolay içiyorsun Diyet e, içecek içiyorsun. Diyet diyet, <laughs> diyet içecekler ama koca pizzayı götürmüşsün. Evet, light içeceklerle La, a, light, koca ha, pardon, pizzayı... Doğru kelime, light, light içeceklerle. Light diyet içeceklerle. E, Ne oldu? Şekersiz içeceklerle. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı Aldın değil mi? Aldın kiloyu, oturduk. Bana da öyle geliyor. Ama bir pizza. şey olmalı. Aa, bu bozrumda pizza yesek demek ki... <gülüyor> Allah, <gülüyor> İflas Allah. <ederiz. gülüyor> İflas edeyim. <laughs> Vallahi biz bir şey söyleyeyim mi? Deniz, Aa. sen, ben, şu ekrandaki üç kişi... Bodrum'a gitse var ya maaşı bırakırız bir haftada döneriz. Maaş etmez. İki günde geri dönmek zorunda kalırız. Evet. evet. Otostop, otostopla <laughs> İki günde geri, otostopla dönmek, geri dönmek zorunda geri dönmek kalırız. çalışırız. <laughs> yani bulaşan falan gireriz artık ne yapalım ama sıcakta oldu olmaz yıkayamam şimdi döneriz yani dönecek döneriz bu e, şimdi biraz siyasete gireceğim ama e, e, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Eskiden önümdeki 3 ayı görebiliyordum ama şimdi önümüzdeki 3 yılı rahatlıkla görebiliyorum. Olumlu gelişmeler var diyor. Evet, Euromani dergisine konuşmuş. Ne mutlu ki önümüzdeki 3 yılı görebiliyoruz. Artık tüm risklerimizi, hedeflerimizi, kısıtlamalarımızı ve sorunlarımızı çok iyi biliyoruz diyor. Evet, bu, ben de sorunlarımı çok iyi biliyorum. Bu önemli bir açıklama özellikle. Evet. Bu da ama bunun bir şartı da var. Şimdi Hakan Han bunu söyledi ama normal yapı itibariyle seçimden sonra devreye girmesini beklediğimiz bazı tedbirlerin hani orta vadeli programın düzeltmesiyle beraber ancak bunlar söz konusu olabilir. Yonaşın mesela bakarsan önümüzdeki 3 yılı görebiliyoruz ama e, sis gelir kapla, siyaset gelir önüne biz mesela referandum sisi koyar. Hadi gör bakayım 3 yıl sonrasını göremezsin. Göremezsiniz. Doğru yani bu aslında ne demek aynı zamanda hükümet biz görüş alanımız belli bunu kirletilmezse gideriz diyorlar. Hatırlıyorum 2019 seçimlerinde de şükür önümüzdeki 5 yıl reform yılı demiştik. Ya olmadı kardeşim. Bir de e, önemli bir güvenceye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek. Yani artı, bütün güven unsuru oraya endekslenmiş. Artı, bu da artı toplundaki bütün yani, alacağı tedbirlere e, acı tedbirlere rağmen kredibilitesini yüksek olması. Yüksek. Yabancının bu kişi ise biz sana güveniyoruz diyoruz olmasına rağmen. Ama niye güvenemiyoruz? Alınacak kararların birbirine tutarsız olması olabilir. Ya da yani, engellenmesi olabilir. Engellemesi olabilir. Ya hmm. tasarruf genelgesinde bile. Bir de e, bu kararların vatandaşın üzerine çok ciddi bir boğazlama şeklinde yani, olması e olur onu, ki bu da çok yorucu olur. Mesela bu seçim neyi verdi? Benim gördüğüm kadarıyla... Ey hükümet, senin uygulayacağın enflasyon, dezenflasyon politikasını veto ediyorum. 10 bin lira maaşla veto eder, eder tabii. Ve veto ne ediyorum. Sen? Çünkü benim kanım onu desteklemeye yetmez. Başka alanlara Gücüm git. Gücüm yetmez. Yani. Şimdi yeni gelecek olan tedbirlerle kredi kartına dadanırsın. Dadanamazsın, emeklinin, faiz artıyor. Emeklinin maaşına dadanırsın. Değil evet. mi? Ha, evet. Ee, hükümet. E evet. Asgari ücretlerin maaşına dadanırsın. Çiftçi bilmem ne dadanırsın. Vergiye dadanırsın. Peki asıl dadanman gereken yerler... Kalır. Çok, yani ambarı kemiren fareler ortalıkta dolaşırken, teşvikler, istisnalar, şunlar bunlar, yandaşın, candaşın. E, geliyorsun, e, bu zaman enflasyon niye? Mesela kendini empati yap, enflasyon yerine koy. Niye düşesin ki? Şimdi deprem riski bitti mi mesela hükümette? Bitmedi. E, bit. Yani niye kimse, başında, mesela bayram sonrası 650 bin konut yapılacak, en önemli risk e, şehirlerde depremde. E, hükümet orada duruyor. Seçimle seçilmiş e, belediye başkanları da var. Birlikte çalışsınlar. E Hatay, madem büyük bir riskimiz var. Hatay'ı mesela yeniden inşa var. etmek için kamudan alınacak paralar ortalıkta yok. Nerede? Yeni finansman modelleri de gerekiyor bize. Yani. Ya da yurt dışından gelecek olan sıcak para ya ihtiyacımız var. Ben şu yurt dışından gelecek olan sıcak paranın gelmemesini temenni ediyorum. Niye biliyor musun? Geldiği zaman yine o ziyafet sofralarına israf sofralarına gidecek. Acaba öğrenilebilir, öğrenilmiş e, acizlik yüzünden mi ikide bir bunu söylüyoruz? Yurt dışından para gelsin. Dış kaynağa ihtiyacımız var. Tasarruf Biz tasarruf yapamıyoruz. Peki o zaman bu bu bir şey sanıyor. Öğrenilmiş bir acizlik. Yapmak zorunda kaldı kaldığın zaman yapıyorsun. O duruma lahmacun ayran içmeye gitme gidemiyorsun artık. Anladın mı? Köydeki gidiyorsun. Hadi gel. E, Fadime'nin düğününde halay çekelim diyorsun en fazla tatilini şey, Ferdi Tayfur'un şarkısına indiriyorsun. Bodrum'a evet. gidemiyorsun. Düğün yapacaklar. Eyvah eyvah. O da var. Yani. Allah, Allah onlara kolaylık versin. Gidenlere de versin. Gidenlere. Altın 2500 lira. Göre. Of, nasıl takacaksın altın? <laughs> Çocuğu olacaklara da yardım etsin Allah. Im. Bu arada İsrail var. Geçelim oraya. Evet. İsrail'e ticaret kısıtlaması 54 kategoride olacakmış. Demek ki varmış. Demek ki ihracat varmış evet. yani. E, Gazze'de havadan yardıma Gazze'ye izin vermediği için İsrail yaptırımlar gelecek, e, kararlar alacağız demişti. Ticaret Bakanlığı da bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını genişletti ve ihracat kısıtlamalarını 54 kategoride duyurdu. Demir, çimentoya kadar çok fazla kalem var. Bugün Sözcü'de bir haber var. Jet yakıtı da var. Jet Biz sözcü... jet yakıtını ihraç ediyoruz anlamadım. Neyse. Sözcü'de bir haber var. Gazze'ye giderim diye MHP'li vekil İsrail'li şirketin temsilcisi çıktı. Evet o var. Bu da enteresan gibi geliyor bana. Sözcüyü açayım orada başka haberler de var. Şimdi Gazze'den söz konusu olmuşsa yani İsrail'e ticaret söz konusu ise. Bir, Tabii, yandan bir is tarım şirketinin Türkiye temsilcisiymiş. Bir yandan İsrail'le yaptırımlardan söz ediyorsun. Bir yandan İsrail'le ticaretini devam ettiriyorsun. Yani burada da enteresan bir çelişki görüyorum ben. Değişikmiş o da evet. nasıl oluyor? Dem ama çok fazla tabii ilişkiler Mavi Marmara döneminde bile çok kesilmedi, devam etti. Ticaret ayrı bir kul var tabii. Bir sürü işbirliği var vesaire var. Ama çok da tepki vardı. İsrail'e tepki, yani İsrail e tepki göstermek, ticareti de kısıtlamaktan ama gelir. Söyle Hala ilişkileriniz devam ama ediyor Ama söylem eylem bu kadar ayrılırsa senin samimiyetinden şüphe ediyor insanlar. şimdi yaptığınız ticaret kısıtlamasını Deniz ne der? Yorumun ne olur Deniz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani, o kadar bence yeniden Refah Partisi'nin tabanının en önemli motivasyon kaynaklarından biriydi bu. Ve herkes bu konuyu haklı olarak dile getirdi. Yani işinize geldiğinde şeyde evin önünde Galata Köprüsü'nde şurada burada protesto yapacaksınız. Gazze protestosu. Onu bir AK Parti propaganda mitingine çevireceksiniz. Evet. Ondan sonra e, Gazze şey Murat Kurum çıkacak diyecek ki Gazze'ye Gazze için mücadele edenlerle kapı arkalarında ülkenin birliğini beraberliğine halal getirenlerin seçimidir bu diyecek yani eskiden Sisi mi e, Binali mi de, demişlerdi 2019'da şimdi Murat Kurum Gazze Gazze'ye destek olanlar mı yoksa işte e, milletin milletin birliğine, beraberliğine kastedenler mi diye bir cümle kurmuştu. Şimdi gördük ki ya Gazze sadece dillerinde var. Yani Mescid-i Aksa'nın etrafına çekilen dikenli telleri Türkiye'den satıyorlar. Filistinliler girmesin, giremesin diye İsrail askerlerinin çektiği dikenli teller. Gördük ki Savaşta kullanılabilecek bir sürü malzeme buradan oraya gö gönderiliyor. Gördük ki ben bunu hem kendi yazımda yazdım hem burada anlattım. Filistinli bir şair e, bir, bir dergiye verdiği röportajda anlatmış. Kudüs hurması dediğiniz şey İsrail'den satın alınıyor. Siz muhafazakarlar hem Gazze'yi destekliyorsunuz hem de akşam oturuyorsunuz. İsrail'den satın evet, alınmış at. hurmayla oruç açıyorsunuz. Hatırlıyorum bu yazısını. Sistem evet. etmişti yani. Evet. evet. Yani bu 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 meseleler bu meseleler öyle e, şey meseleler değil. Bir de, de ya e, iktidarın aslında geldiği e, noktayı göstermesi açısından çok önemlidir. İlk ilkesel olmak yani bir prensibi sonuna kadar savunmak ve değişmemek lazım, eğilip bükülmemek lazım. Ben üniversite yıllarından bu yana mesela başörtülü kadınların Derslere girmesinin engellenmesine falan karşı çıktım. Bu bu yüzden soruşturma geçirdim vesaire. Hatırlayın o YÖK'ün e, üniversitelere baskı yaptığı yıllarda. Evet. Bugün de aynı noktadayım. Ama bu iktidar daha dün o 28 Şubat'ı propaganda malzemesi çeviren iktidar... ...başörtülü bacılarımıza şöyle yaptılar diyen iktidar bugün o başörtülü kızları İsrail'e yardım, daha doğrusu İsrail'le ticareti protesto eden başörtülü kızlara dayak attılar. Müdahale ettiler. Yani. Evet. Bakın bu, 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 bu ilkesizliktir. Yani bu insanlara bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye sorma hakkı verir. Valinin Arkadaşlar göstersin o görüntüleri. Valilik onu valilik da anlatacağım şimdi. Arkadaşlar gösterebilirse o görüntüleri. Getirirler şimdi. İsrail ile ticareti protesto eden o genç kadınlara başörtülü kadınlara nasıl vuruyorlar? Ters kelepçe takıyorlar. Yazıklar olsun ya. Yani Başı açık olanlara Ticarece da vurulsun anlamı çıkarılmasın bundan. Yani Bunların yani başörtülü diye dokunulmaz böyle bir şey söylemiyorum. Kimseye yapılmasın. Hiç kimseye yapılmasın. Protesto bir haktır, anayasal haktır. Şiddete başvurmadığı sürece herkes bu hakkını kullanmalı bu ülkede. İşte protesto gerekçesi Ama bu. Ama e özellikle dikkat çekmek istediğim şey bu. Bir dönem bunun ekmeğini yediniz, propaganda malzemesi olarak kullandınız. Şimdi kalkmışsınız o başörtülü bacılarımızı sırf İsrail'de ticareti protesto ediyorlar diye dövüyorsunuz. Ellerini arkadan birleştirip ters kelepçe takıyorsunuz. Acaba ne? Hangi vicdanı sığar bu? Acaba neden Deniz sence? Çünkü ya şeye o çocuklar, o kadınlar e, parmak bastılar. Gazze yarasına parmak bastılar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediler bir taraftan Gazze'yi Gazze Gazze diye AK Parti propagandası propaganda malzemesine çevireceksiniz. Öbür taraftan da Gazze'yi bombalayanlara, Gazzelileri katledenlere ihtiyacı olan ürünleri satacaksınız. Evet. AK Partililerin gemileri evet, AK Partililerin AK Parti. gemileri oraya malzeme götürecek. Bu bu çocuklar da onun şeyini soruyorlar. Mesela bu, bu bu arkadaşın mesela yaptığı konuşmayı çok beğendim ben. Gerçekten boş boş yapmıyor orada. Yani çıkmış o gençler öyle diyorlar boş yapma diyorlar. Çalışmış. Konuyu biliyor. Rakamları biliyor. İsrail'e neler ihraç ediliyor biliyor. İsrail'den İsrail'le ticaretin detaylarını biliyor. Ticaret Bakanlığı'ndan gidip verileri almış. O konuşmada boş şey yapmıyor. Buna Hı. mı Benim taktılar? Benim kastettiğim vatandaşların cep Deniz buna mı bu, teşkil bu taktılar? Hayır bu başka bir görüntüden ha, ha. başka bir görüntüden bahsediyorum. E, vatandaşlar pencereden çekmişler bir o gözaltı da sırasında. O gelecek. şimdi. E, ya gerçekten bir kadın polis valilik açıkladı işte bir ikisini açığa aldık diğerleriyle ilgili de soruşturma devam ediyor diye. Yani bu, buna, buna saygı göstermek zorundasınız. Bun, bu insanlar bir tersliğe dikkat çekiyorlar. Bu insanlar bir yanlışı protesto ediyorlar. Ya bugün dünyada vicdanı olan herkes İsrail'in katliamını durdurması için elinden ne geliyorsa yapıyor. Evet. İskoçlusu Bakın, da yapıyor. Yeni önce izledim. İki gün önce izledim Harry Potter filmlerindeki önemli bir karakter. Evet. Kendisi de Yahudi ve Yahudi olduğunu açık açık ifade ederek evet. İsrail devletinin yaptıklarını protesto ediyordu. İsrail'e karşı yapılması gerekenleri şey yapıyordu. Yani yanı başımızda gerçekten bu çağın eee soykırımı yaşanıyor. Yani öbür çağın soykırımı 1945'te Hitler tarafından Yahudilere yapılmıştı. Şimdi bu çağın 21. yüzyılın katliamı, soykırımı Gazze'de yapılıyor. Bakın bir buçuk milyon insan refah bölgesine sığınmış. Dün savunma bakanı pişpit pişkin pişkin açıklama yapıyor. Şimdi Biz sıra refah Çekildik çünkü refah, Refah yönelik büyük operasyona hazırlanıyoruz diyor. Yani 35-40 bin insan öldü, çocuklar öldü, kadınlar öldü. Ya o İsrail'den gelecek parayı da kazanmaya verelim ya. O evet. İsrail'den gelecek ticaret gelirini de almayı verelim ya. Zaten açız, zaten yoksuluz. O mu bizi, kal yani e, Mısır'dan onlarla yıllarca yapılacak almadık. 2 milyar dolarlık ticaret mi bizi ihya ediyor? Ya, bakın işte görüntüde var arkadan kelepçelenmiş. Bak içeride de dayak atıyor görüyor musunuz? Gördüm. Bak arkadan Boy. bağlamış kızcağızın elini. Bak vuruyor içeride de görüyor musunuz? Vay görüyor canım, musunuz efendim. yani? Evet. Ondan sonra da vay CHP zihniyeti başörtülü bacılarımıza şöyle yaptı, böyle yap. Bu nedir peki? Bu hangi ya çok... zihniyet? Bu daha beterleri var. Bu, bu yani benim dediğim esas görüntü bu değil. Bir kadın polis eylemcinin kafasına kafasına vuruyor. Yukarıdan bir atış, penceresinden zaten çekilmiş. Anlaşılıyor zaten. Büyük bir gerginlik ve müdahale anlaşılıyor. Ya yani bu bu ne zihniyeti şimdi? Buna ne diyeceğiz? Of. AKP AKP zihniyeti mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Başörtülü bacılarımızın ellerini arkadan bağlıyorlar ve şeylere bindiriyorlar. Herhalde orada da bir talimat vardır ama nerede? Yani. E olmaz olur mu ya? İstanbul valisi bir açıklamayla geçiştiriyor bunu. İşte bir şeye başladığınızda, demokrasiyi ayaklar altına aldığınızda, o düğmeyi baştan yanlış iliklediğinizde, böyle polis toplumu olduğunuzda, hiçbir protesto ya protesto hakkının kullanıldığı hiçbir gösteriye şuna buna izin vermediğinizde böyle oluyor. Polisiniz de kraldan çok kralcı oluyor. Yani siz polisinize bu arada iki bunu polis açığa alınmış, dair... İçişleri Bakanı ya açıklamış. Ya tamam bu açıkladı ama ne olacak? Bu görüntülerden sonra açığa alınsa ne olacak sanki? Yani. Hakikaten ne olacak? Yani? Şu yaşandıktan sonra. Ne ne bir şey diyeceğim. Ne zararı olurdu İstanbul Valisine, İçişleri Bakanına? Bu hanımefendiler orada bağırsalardı, protesto etselerdi ve hiçbir şiddet şeyi de yok orada. Sonra da dağılıp evlerine gitselerdi. Hiçbir ne şey zararı olmazdı. olurdu bu ülkeye? Hiçbir şey olmazdı. O, o kadınlar mı şiddet uygulayacak? O, o çocuklar orada şey, ortalığı birbirine mi katacak yani? toplanmışlar. Bir pro bırakın protesto etsinler ya. Sonra da dağılıp gitsinler. Ellerinde silah mı var, değnek mi var, sopa mı var, ne e, var? Filistin Allah aşkına. için büyük bir miting yaptınız. Orada neler yaşandı? Bir şey olmuyor yani. Ya o miting Ebru söyledim ya o miting AK Parti propagandası içindi seçimden önce. Evet. Yani onu onu bile Gazze'yi bahane edip AK Parti propagandası yaptılar. E Samimiyetsizliğin göstergesi bu işte. Yani insanlar Samimiyetsizliğin ki... göstergesi bu. Ya şuraya bak ya 5-6 tane çocuk toplanmış orada protesto yapıyor. Bir ordu yığmışlar böyle. Kalkanlar şey kılıç kalkan ekipleri vardı ya şey eskiden halk oyunlarında. Zannedersin şey İsrail'le mücadele ediyorlar. İsrail ordusuyla savaşıyorlar. Şuraya bak Allah aşkına şu görüntüye bak. Nasıl vuruyor? Bak bak. Of. Oh. Onlara da bir şey Hani söylüyor. işkenceye sıfır tolerans. Bu bu eskiden bir slogan vardı. O slogan çok işe yaradı. Bu ülkede işkence bir dönem e, vardı ve AK Parti döneminde bitirildi ve o slogan da şuydu. İnsanlık onuru işkenceyi, işkenceyi yenecek. yenecek. Bu 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 kızların onuru, bu eylemci kadınların onuru bu işkenceyi de işkencecileri de yenecek. İşkencecinin şiddeti. Bir de muhafazakar diye ortalıkta insanları... dolaşıyorlar. Ali, Ali Yerlikaya muhafazakar diye ortalıkta dolaşıyor. Ali Yerlikaya versin bakalım o başörtülü bacımıza atılan dayakların hesabına. Çıksın ya. Desin ki bir daha bir polis memuru herhangi bir kadına, herhangi bir insana şiddet uygulanmayan, şiddet olmayan bir yerde bir demokratik bir protesto gösterisinde şiddet uygularsa kapının önüne koyarım diye açık açık söylesin ve bunu uygulasın. Ne, neyi var bu kadının ya? Günahı nedir bu kadının ya? Bir de kadının kadına şiddet. Bir de olabilir? bilmem kimin kızıymış falan diye böyle bir de trollerine hedef yapıp saldırttılar sosyal medyada. Onu, onu da görmüşsünüzdür. Görmedim ya. Ya yani bir de dış destekli falan dediler, dış destekli. Bir de bilmem ne dediler. Yani evet. Bir çiftte standart var ama. Ya kusura bakmayın ben ben e, yani bu e, öğrenciyken belki çok dayak yediğimden olur. <laughs> yani üniversitede ben de ben de çok bu tür şeylerde e, oldum yani bu protestolarda coplanmak, e, dayak yemek falan. O duyguyu iyi bildiğim için. Bu tür görüntüler gördüğüm zaman gerçekten içim sızlıyor. Anıya doğru. Oh. Yani bu, bu çocukların hani ya inanmış çıkmış öyle cesaret göstermiş ya, cesaret göstermiş ve bir 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 katliamı bir soykırımı protesto ediyor ve size çağrı yapıyor diyor ki desteklemeyin onları. Onlarla ticareti kesin. Bu kadar, bundan e kesildi ibaret. Kesildi işte 52 kadar. Bu muamele 53. ne? Bugüne kadar yapmışız demek. Vallahi Yapmış. tebrik ediyorum o çocukları. Onlar onlar bunu yapmasaydı bu Yaz iktidarın da. kılını kıpırdatmak gibi bir niyeti yoktu. Geçmiş olsun çocuklar. Tebrik ediyorum. Başardılar, bedel ödediler, ama iktidarı da doğru yola getirdiler. O açıdan bence tebrik etmek lazım de bu otobüsün içinde bu kadar şiddete gerek yok. Ne gerek var? Yani bir şey yapmamışlar, etmemişler. Ellerinde bir şey yok yani. Kavga yok, dövüş yok. Tuhaf. Neyse bir, bir durum vardır. Belki de orada başka bir durum vardır bizim bilmediğimiz. Bu arada bir, kaç dakikamız var? İki görüntü getireceğim. Üç dakikadan. Bir, iki görüntü getireceğim. O da böyle gündem başlıklarını aldığımız bir durumdu. E, Görüntülerde. Şimdi bir tanesi Düzce'den, bir tanesi de Bursa'dan. Biri e, kafa atma, biri çiçek savurma. Düzce'de yeniden Refah Partili Bülent Şahin %17,82 oy aldı ve yerine MHP'den e, işte genel seçimlerde MHP'li Eftel Altundal'a devredecek. Yani MHP'li isim e, seçimi Düzce'de aldı. Burası Bursa. CHP'li üyeye MHP'li üyenin kafası bu. Bu da düzce galiba değil mi? Bu da mı Bursa? Sonra Bursa devam etmiş. İşte belediyede Bursa'da meclis toplantısı yapılıyor. İnsanlar yemin ediyor, açıklama yapıyorlar. Orada ne olduysa oluyor. Sinirler geriliyor. Kafalar buruna ini veriyor. Burnu burun kırılıyor. Ee, burnu kırılan kişi de 70 yaşın üzerinde ya 70'in oh. üzerinde bir yaşa sahip. MHP'li kafasını mı çalıştırmış? MHP kafasını çalıştırıyor. Ee, Düzce'ye mi geldik? Yok, bu hala Bursa'dayız. <laughs> ben bu kadar detaylı Bursa görüntüsünü bilmiyordum. bayağı bir e, bir, bir yandan of. da küsten konuşmalar devam ediyor. Bu görüntü çok konuşuldu. Böyle duruyorsun, dururken konuşurken kafı yatı veriyorsun böyle buruna. Bir de acır burun. de ee, nasıl? Kafa da acımıştır gerçekten. MHP'linin kendini ifade etme tarzı kafasını kullanmak olmuş. Evet. Yanlış mı anlamış acaba kafanı kullan derken? Ee, bilmiyorum. Biz biz Orada. genellikle kafanı kullan deyince aklını çalıştır anlamında. Ya gençliğinden olsun. gençliğinden utansın ya. Gençliğinden evet. utansın. Bir genç yaş genç şey adam bir şey yapma. fotoğraf çekiyor. 70 yaş. Bu bu eskiden eskiden Ayşe bir, bir görüntü. şey vardı. Karikatür. Hala, karikatür baktım. karakteri vardı. Erdener abi diye. Erdener. <laughs> <laughs> bir şey sorarlardı. Er, Erdener abi ne yapalım buna da derlerdi. İşte götürün şimdi ben de Erdener abi gibi diyeceğim. Bu o kafa atan kel var ya evet. dur, onu bir götüreceksiniz bir direğe bağlayacaksınız bir direğe bağlayacaksınız böyle ee, emekli 70 yaş üstü emekli vatandaşlar gelecek her biri birer tane şaplak indirecek suratına. Şa 2000 Ş tane falan emekli indireceksiniz. Sevgili Deniz Erdener'in cezalarından bir tanesini ben sen söyleyince aklıma geldi bunu alın diyor Bangi Cangin yaptırın ipini de uzun tutun. <laughs> <laughs> Ay çok fena oluyor bu. <laughs> Erdener abinin karikatüründeki Vallahi bir yani, <gülüyor> <gülüyor> bu, Şunu alacaksınız işte bir direğe bağlayacaksınız. Emekli e, vatandaşlar of. gelecek böyle çapla katıp geçecek evet. yani. 2000 Ay, tane falan. Hala kaldı ya. abi taktiğiyle. <laughs> Yazık ya. Gençliğinden utan ya. Bir de Bak bir de o. Düzce'dekini de izledim. O ha. bir odada geçiyor. Ee, evet bu, kaynaşlı o, yani burası. Bir şeyde makam makam. Evet. Şimdi bu izlerken dün ne düşündüm biliyor musun? Ya testosteron kokuyordur orası biliyor musun? Of testosteron. Yani ya bu, hepsi erkek bak. Hepsi kabadayı. Hepsi şey. Yani vururum kırarım bilmem ne falan havasında tipler tamam mı? Yani. Allah. Bir bak salonda bir tane kadın yok görüyor musunuz? Yeniden yani Refah işler, Partili MHP'den istesinde. ayrılmış. Diğeri de yeniden e, evet. işte yeni MHP'ye görevi devredecek. Kendisi diğeri de daha MHP, önce ayrılmış diğeri MHP'den milletvekili. Evet. Diğeri bu bu taraftaki iri olan MHP milletvekili. O çiçeği çiçeği savuran yeni Nerede? seçilmiş. Ee, yeni ile yeni, yeni yeniden belediye Refah Partili eski MHP'de. MHP'de şu adam kim mesela? Şu çiçeği Evet bu. Çiçeği savuran kim? Bir dakika bir o reklama gideyim başladım. sonra görüntüleri devam ettiririz. Bir kısa ara vereyim de. Kim kim çözemedik. Çözdük de anlatamıyoruz. Kısa i̇şte. bir ara anlatacağım. <laughs> Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex'in sunduğu para politika programı devam edecek. İyi bayramlar Türkiye. İyi bayramlar. Bu bayramda da en neşeli, en samimi, en içten, nerede o eski bayramlar dedirtmeyecek sohbetler, Bayram Özel Programı'yla Sözcü Televizyonu'nda. Para veriyorsun mu abi dedim, veriyorum dedim. Simge Fıstıkoğlu, İlker Aksum, Soner Olgun, Emre Dorman, Gökhan Türkmen ve Hande Kazanova'yı. Doktor <laughs> Cansel Poyraz Akyol, Suna Yakını. Bayramlar biter. Suna yakındaki müze hayalleri bitmez. Ve Erol Mütercimler İhsan ele Açık'la İsmail Hakkı Aydın'ı ağırlıyor. Peygamber yoluna yapışma ve birlik beraber dağılmama yılı demektir. Bazen din gelenek oluyor, bazen gelenek din oluyor. Bayram, Sözcü Televizyonu'nda bayram tadında yaşanıyor. Bayram sohbetleri Ramazan bayramı boyunca Sözcü Televizyonu'nda. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. İnşaat ve çatı izolasyonunda kalite ve estetiğin adresi. Alanında uzman kadrosuyla inşaat sektöründe kusursuz hizmet sunmaktadır. Doğan İnşaat Türkiye'nin 81 elinde hizmet veren çözüm ortağınız. Bina, villa, köy evi, dış cephe, ısı yalıtımı, mantolama ve pergole işlerinizi temelden çatıya kadar inşa ediyoruz ve yeniliyoruz. Sıfır çatı, kiremit, lambiri, seramik ve villa tadilat dekorasyon işlerinizi kaliteli malzemelerle en kısa zamanda profesyonel ekibimizle gününde ve zamanında teslim ediyoruz. Kalitenin, sanatın ve güvenin adresi Doğan İnşaat. Size bir telefon kadar yakın 0532 310 68 52 Hemen arayın Doğan İnşaat Ramazan bayramı boyunca Sözcü gazetesinden şeker tadında hediye Bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü Efsane mizah dergisi Gırgır Sözcü ile birlikte ücretsiz mutlaka alın. iCrypex'in kendi tokenı iCrypex token çıktı. Global işbirlikleri, Avalan anda şeffaf altyapı, komisyon indirimleri, kripto cüzdanlarıyla entegrasyon, staking, likidite kazanç paylaşımı gibi finansal ürünler ve çok daha fazlası için iCrypex.com'a giriş yap. Kriptoda şeffaflık, zenginlik budur. iCrypex. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm Emiz Enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Arabayı yıkattıktan sonra yağmur yağmayacağının garantisi yok. Ama Aygaz 100 Oktan'da en az 100 Oktan otogaz ve tasarruf garantisi var. Sen de Aygaz mobil uygulamasından kampanyaya katıl. Her 400 TL ve üstü otogaz alımında 50 TL. Toplamda 100 TL otogaz puan kazan. Üstelik kampanyaya katılan herkese barbekü, ısıtıcı ve kamp ürünleri %25 indirimli. <laughs> Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex'in sunduğu para politika programı devam ediyor. Devam ediyoruz. Görüntülerimiz vardı bizim. Bir kafa atışı, bir çiçek savuruşu. Çiçek savuruşunu getirelim ekranlara. Remzi sen mi devraldın bizi? De? Düzce'ye gideceğiz Remzi Kaynaşlı'ya deniz anlatsın bize. Yok bir sonrakine. Bu burun kırma, kafa atma bu. Bir de düzce var. Bunu at, bunu çözdük. Bunu e <laughs> kafası çalışan bir MHP'li. <laughs> Neydi? Evet kafası. <laughs> İyi kafa atıyor. İyi kafa atıyor. Evet. değil mi kafa atan? Yalnız söylemiyorum değil mi ben? Bana yardım edin çocuklar. Evet. Tamam. Şimdi düzce kaynaşlığa gidiyoruz çiçek savurmayı e, bu kafa atıştık. Çiçek saburmayı da Deniz anlatacak kim kimdir diye. Orada da e, bir devir teslim oluyor galiba. Ya da işte e, MHP'ye geçmiş yeni kaynaşlı, yapattan, belediyesi. kaynaşlı belediyesi. Öyle konuşuluyor, ediyor falan. Ay veremedik görün <laughs> Görüntüyü ekranlarımız <laughs> almadı. <laughs> Ekranlarımız şu, fenalaştı. M kafa yaptı kurtulamıyoruz. <laughs> Veremedik görüntüyü kafadan çıkamıyoruz. Neyse sarsın görüntü siz izleyin nasıl kafa atılıyor öğrenin sevgili izleyicilerim. Hani aynı ba aynı bantta herhalde. <laughs> Aynen defalarca devam, izleyin yani. Defalar. Öyle devam et. Aynı bant olduğu için kesemiyoruz. Devam edecek gelecek şimdi. De. Ay fenalık geldi. <laughs> Hala <laughs> bitemedi görüntü. Ya mesela bu bu kafa atan arkadaşın derhal rehabilite edilmesi lazım. Gerçekten. Öfke yani, kontrolü lazım. Öfke kontrolü. Öfke kontrolü programı var. Geç, geç hemen var. deniz bitmeden görüntü geç. Çiçek, bu da çiçek savuruşu. Bu işte bu tara arkası dönük olan MHP milletvekili. Diğeri de bir değil. dönem MHP'den atılmış isim. O da yeni seçilmiş belediye başkanı kaynaşlı da. E, konuşurken neden MHP'den MHP'den atılma nedenlerini MHP'yi eleştiriyor. Bunun üzerine de e, bu taraftaki MHP milletvekili "Sen benim partime böyle laf edemezsin" diye tepki gösteriyor. O da sana mı soracağım diyor falan. Evet. Zaten eleştirdiği konu da kızlarımız görüntü. Tokyo'da üstünü örtmemişler. O ha, eleştirdiği o konu oymuş bir de. Ayıptır ya. Yani. Evet evet yani. Bir de çiçek savurmuş üstüne. Bu, bu, bu da işte şey yani bakın Türkiye'de siyaset işte bu nedenle normalleşmiyor yani evet. e, böyle hani siya, siyaset yapma şartı testosteron yani, yani erkek spor kadın alda paya sahibiymiş spor kıyafetli öyle poz mu verilirmiş va 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 tartışma bu hayır o zaman onları söylemiş o sözlerini Hı. savunuyor MHP'liler de diyor ki ne diyorsun diyor ondan sonra o, çiçek atıyor kız diyor. durum bu yani. Sabunduğu şeye bakın, hala sabunuyor. Ve arkada Türk bayrağı ne yazık. Perdeler. Perde. Evet. Tamam, devam ediyoruz. <laughs> Tövbe ya. Şimdi Neyse, bu kadar şiddet yeter, Çocukları ekrandan uzak tutalım lütfen. Aynen, çiçek savurma, <laughs> baka patma falan. Temiz Bunlar... ekran siyaseti Bunların gereği. Bunların artık hiç modası kalmadı, geçti gitti, hiç çok. Hiç hiç yani böyle çok övünülecek şeyler de değil. Müstehcen görüntü ve siyaset görüntülerini ekrana koymuyorlar. Her güç koymuyor. güç olmuyor yani. Her sinir harbi de öyle sinir. Evet. Böyle çok böyle böyle bakıyorsunuz yani. O yüzden devam edelim. Özgür Özel bayramda Cumhurbaşkanı... Bu arada geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. En azından ekonomiyi tamamlamış olalım. Biraz siyaset konuşacağız çünkü. Bugün Erdoğan Süzler Sözcü gazetesinde bir 2023 e, tablosu vermiş. Yani son bir yılın faturasını vermiş. 1 milyon 139 bin işçi, 107 bin esnaf, 68 bin çiftçi, 113 bin çırak sigortalı işini kaybetti diyor. Evet. Gördüğünüz haberini galiba. Şimdi geçenlerde e, şey Tim Türkiye İhracatçılar Açılar Meclis Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikteydim. Hı, hı Tekstilin sorunları var malum. Şu anda pek çok sektörümüz sıkıntıda ama özellikle e, tekstil çok daha büyük sıkıntıda e, ve Mısır'a sermayemiz Mısır'a doğru akıyor. Şimdi burada tekstilin çok özel bir yeri var Türkiye ekonomisinde. İstihdam dostu bir sektör hı hı. ve lokomotif bir sektör. Bir de kaldı ki söylenenin aksine kazandırmayan bir sektör değil, kazandıran bir sektör. E, şöyle ki kilogram fiyatı 15,5 dolara kadar çıkabiliyor. Hele marka yapmışsan e, 40-70 dolar... Kilogramı çıkabiliyor. Hı hı. Fakat şu anda çok zordalar. Sadece e, tekstil sektöründe geçen yıl 2 milyon olan, 2 milyon civarında olan çalışan sayısı 1.1 milyona düşmüş. 900 bin kişi sadece tekstilden işsiz kalmış. Ay, yani şirketlere hiçbir şey olmaz. Yine yüzdürürler. E, ama olan çalışan olur. çalışanlar oldu. Üstelik tekstil kapanmaz tekstil şey. çalışanı da becerisi olan bir... E, çalışan, herhangi bir çalışan değil. Ama işkur'da değil. diyor ki konfeksiyon e, makinacı, dikiş, e, temizlik işçisi, servis elemanı, e, kaynakçı, ayakkabı imalatçısı, inşaat işçisi en çok aradığımız elemanlar. Evet. Yani o, o yani... en büyük kan kaybı burada. Bir de tekstilde başka bir kayıp daha söz konusu var. Ee, Mısır'a gidiyorlar. Mısır'a gidiyorlar. Oradan ciddi bir kayıp söz konusu olacak. Bir istihdam kaybı oluşacak. İstihdam kaybısı olacak. Bir zamanlar ucuz işçilik var diye Çin'e giden Amerikan şirketlerinin daha Mısır sonra zarar ettikleri gibi. bunlar da biliyorlar ama başka çaremiz yok diyor hayatta kalmak için. Kaldı ki tekstil sektörü yani daha doğrusu hazır giyim özellikle. Hazır giyim sektörü Türkiye'nin en çok kazandıran yani savunmadan ve işte bazı... Ve iş... emek yoğun bir sektör. İstihdam emek yoğun da, bir deposu. sektör. Biz bundan tekstille de canımız gibi bakmalıyız. Niye? Çünkü işsizlik ordusunu terhis eden, oradan işçi alan ve baksana aranıyor. Bir sürü insan aranıyor. Yani tekstil sektöründen çıkalım falan gibi laflar etmişti bundan 10 yıl önce Mehmet Şimşek hatırlıyorum. Hatırlıyorum çapı, ben de. çaput işinden çıkalım, uzay işine girelim diye ben de sormuştum. Hı hı. Bugün overlockçu olan sonütücü, Roma kız ertesi gün uydu mu monte edecek? bunun oraya evrilebilmesi <laughs> için. yüzde %57'sini e, hizmet sektöründe barındırıyorsunuz. İnsanlara bulabildiğiniz iş, restoran, otel, evet, tekstil, tekst e, de yani. sektöründe satış elemanı. Yani o çaput işinin de çaput olmadığı, kazandıran bir şey oldu. Hele teknolojiyi içine kattığı zaman... İşi burada zaman, yaratıyorsunuz güvenlik elemanı. Çok önemli bir sektör olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani böyle Hazır giyimcileri, tekstilcileri bu kadar. E, kolay otomotiv en mataz. çok ihracat yaptığınız sektör. Evet. İçeride otomotiv kimse alamıyor, otomobil evet, alamıyor. alamıyor. İç evet. pazarınız güçlü değilse dış pazarınızı nasıl koruyacaksınız? Ekonomi dersinde öğretirler. İhracat için iç pazarın da güçlü olması lazım, dengeli olması lazım diye. Yatırım çekerken iç pazar potansiyeline bakılmaz mı? Hem de Duruma nasıl? bakılmaz mı? Ekonomi dersi bir ya. <laughs> A101 A101 yani A101 market değil dersten söz ediyoruz dersten ediyorum. söz ediyoruz bir yani evet. birinci sınıf ekonomi birinci sınıf dersi evet. evet uluslararası iktisatlı ticarette bu okutulur işte evet neyse e, şimdi geçelim e, şuna da geçeceğim nereye geçecektim bir şey daha söyleyecektim burada ya ekonomide ay unutturdum unuttum <laughs> oh, hocam hatırlatın ne, ne soracaktım istihdam konusunda Ha, bir şey soracağım evet soracağım Söyleyeceğim içimde kalmasın. Şimdi bizim savunma sanayimiz çok önemli ya. Evet. Ee, burada katma değer de yüksek. İhracat yüksek. birim fiyatı da çok yüksek. 29 dolardan 240 dolara kadar kilogram evet. fiyatı Ve olan. Ve bu milli mesele. Milli bir mesele. Çok önemli. Evet. Anlıyorum, hak veriyorum. Ee, i̇ki, Baykar çok önemli. Ee, bu İHA'lar, SİHA'lar çok önemli. Aselsan inanılmaz önemi olan Türkiye'nin gurur şirketlerinden bir tanesi. Hepsine şapka çıkarıyorum, hepsi kabulüm. Ee, mesela Teknofest vesaire, bu gençlerle buluşma, bu çok önemli. Evet. Geleceğin iş sahalarından biri ve Türkiye burada parlayabilir, ona da o da kabulüm. Fakat e, Forbes'un dünyanın en zengin sıralaması listesinde 2000 aşkın insan var. Türkiye'den 20 aşkın kişi giriyor ve e, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da iki Türkiye'nin en zengini olarak o listede yer alıyor. Ee, yani tamam, milli bir mesele, çok önemli bir mesele ama büyük de bir zenginlik. Kamuoyunda tartışılmaz mı bu? Tartışılır. Tartışılır. Hem de çok tartışılır. Hı -hı. Not olarak bırakıyorum. Evet. Ciddi bir not olarak bırakıyorum. Ee, ya Hepsine şapka çıkarıyorum, hepsi kabulüm. Ama bu kadar yani savunma sanayinin o zaman daha genişlemesi lazım, daha farklı fazla insana ve şirkete yayılması lazım. Ee, çok bildiğim bir alan olmamasına rağmen çok yakından takip ettiğim bir alan. Fakat bu e, 20 zenginler, 27 zengin, 24 zengin arasına girmekte çok ciddi bir ilerleme ve tartışılacak bir konu olur evet. önümüzdeki günlerde. Yani 5 bin yani var. Burada tartışılacak bir şey şu. Yok Deniz'im. çok <laughs> özür dilerim. <laughs> Ee, yani mes mesele şu e, yani gerçekten hani herkes de takdir ediyor hakkında teslim ediyor. Evet, teslim ediyor. Ama Türkiye'de bu işi yapan bu işi yapan yüzlerce şirket var, yüzlerce mühendis Tam var. Tam onu diyecektim şey ben de. Ee, yani birileri diğerlerinin önünde böyle devlet Hiç. desteğiyle öne çıkarılıyorsa e, ona müsaade etmemek lazım. Yani hepsine eşit destek vermek lazım. Ya bu işin e, bir kere yani zor bir iş çünkü. Menbağı, yani kay, kaynağı Aselsan'dır. Evet. İşte TUSAŞ'tır, HAVELSAN'dır, Roketsan'dır, HAVELSAN'dır, Mehmetçik evet. Vakfı. Ha. San'dır Mehmetçik Vakfı bünyesinde e, kurulmuş şirketler ta F16 ithalatından bu yana 1980'lerden bu yana bu kurumlar bu işe yatırım yapıyorlar. Anka diye bir insansız hava aracının bize o zamanki Milli istihbarat e, Müsteşarı e, Hakan Fidan işte basınla buluşmasında anlatmıştı. Anka için bir milyon satır kod yazıldı demişti mesela. Yani bu, bunlar e, bu ülkenin milli servetleri ve bütün hepsi bu, bu milletin evlatlarına da e, eşit fırsatlar tanımak lazım. O, onu, onun altını çizmek lazım. Ben iddia ediyorum üniversitelerimize çomak sokmasınlar, özellikle teknik üniversitelere, ODTÜ'ye, işte İTÜ'ye, e, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne vesaire. Bu bu, bu üniversiteler, e, onları yapacak mühendisleri yetiştirir ve o mühendislerin kurdukları şirketler, çalıştıkları şirketler, şimdi o an, o alanda da bu alanda Türkiye'yi yukarı doğru taşır. Tam da bu noktaya bir ilave yapmak istiyorum. Buyurun. 1963, 61 yılında Kennedy önümüzdeki 10 yıl içerisinde aya insan gönderecek ve sağ salim geri göndereceğiz dediği zaman endüstriye bir şey vermişti ve uzay teknolojisine başlamıştı Ruslar onları geçince ve NASA'yı kurdular. NASA 5000 tedarikçiyle başladığı o, bu teknoloji üretim ve Amerika'yı teknolojik olarak çok başka yere taşıyan savaş teknolojilerinde, üretim teknolojilerinde vesaire bilgisayar teknolojilerinde 50 bine çıktı. Bu 50 bin kurulan şirketler NASA sebebiyle e, Fortune 500'ün listelerinde Giren şirketler oldu. Şimdi Türkiye'ye bakıyorum. Aselsan çok güzel bir şey yaptı. Aselsan Akademi olarak bütün dört tane ikinci nesil teknik üniversiteyi, Gebze'de dahil içerisinde, İTÜ, OTTÜ vesaire hı hı. dahil. Artı e, 3 bin, 4 bin tedarikçiyle başladı. Ve bunlar üretiyor. Mesela İstanbul'da Saha vardı. Saha, savunma sanayi konusundaki şirketler bütünü. Trakya'da bile kuruldu. Hatta şu anda e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde özellikle deprem bölgelerine de TUSAŞ'ın bazı fonksiyonları verilerek o sektör besleniyor. Ama bütün bunları alıp bir kişi bir şirket üzerine yoğunlaştırdığın zaman aşağıdaki tedarikçileri zengin olamıyor. Ne oluyor? Mesela Aselsan, Aselsan, Aselsan inanılmaz bir şemsiyeydi. Herkese eşit mesafede iş yapıyordu. Ve mesela Aselsan e, dünya zengini falan değildi ama bütün tedarikçilerini zengin edince ne olur? Anadolu'yu dolaşıyoruz ekonomi gazetesi olarak görürüz. Aklınıza hayalinize gelmez ileri teknoloji ürünlerini Hı, bizim yatırım bizim e, şeyde organize sanayi bölgesinde şirketler üretiyor. F-35'in bilmem nesini tut u, u, bilmem ne, nasaya bilmem ne parçası üreten insanlar ne oluyor onların alımları sebebiyle hepsi birer yukarı doğru gidiyorlar Hı, ama şimdi bütün kaynakları yatırım. alıp bir yere yığdığın zaman diye bir çok gelişmiş bir kafa fakat gövde cılız oluyor. Bunun bütün başarısı, belki NASA modeli bu açıdan çok iyi başarısı, e, bütün tedarikçilerini, 50 bin tane tedarikçilerini zengin etmekten geçiyor. Onlar zengin olduğu zaman teknoloji üretiyor. Etrafındaki hmm. iklimi, yatırım değiştiriyor. iklimini değiştiriyor. Üniversiteleri değiştiriyor. Mesela, Gençleri değiştiriyor. Az önce de söyledi, üniversite, bizim üniversitelerimizi, Aselsan'ın başlattığı çok güzel bir şey, ODTÜ, Yıldız, İTÜ, bir de e, Gebze, e, Teknoloji lisesi, te, teknoloji üniversitesi ki e, e, Mam denen ma, Marmara Araştırma Merkezi dediğimiz TÜBİTAN şeyi, bunları bir araya getirerek, bunların üzerinden bütün her şeyi dağıtıyordu. Evet. Artı mesela eski bizim e, e, şey. Yani bir alanda teknolojik dönüşüm Demir, böyle olur. İsmail, İsmail Demir, Demir, milli is, savunma şey. Değil? Savunma, evet. İsmail Demir, ama sanayi başkanı. Savunma sanayi başkanı. Sanayi başkanı inanılmaz bir şekilde bütün Eskisi. bunları sektöre yayıyordu. Ve sektördeki insanları da birer birer sivriltiyordu. Niye? Çünkü diyor benim bu parçaya ihtiyacım var. Sana eğitim veriyorum. Bunu sen ve satın alma garantisiyle beraber o şirket ona giriyordu. Hem o kalkınıyordu hem aynı zamanda Aselsan büyüyordu. Aselsan vasıtasıyla ve savunma sanayi büyüyordu. Şimdi bütün bu doğru. Şapkadan söz ettin. Şapkayı kime çıkardığımız da önemli. Eğer sen bütün bunların bericerisini alıp birine gelip Birini zengin edersen sen birini zengin etmiş oluyorsun. Halbuki birini zengin eden nasa modeli gerekiyor bize. Birini zengin eden ee, ...şimdiki savunma modelimiz değil... ...binini zengin eden NASA modeli. Tedarikçilerinin gücü kadardır senin... ...teknolojinin gücü. Çünkü o tedarikçiler... ...eğer olmazsa sen yoksun. Bugün işte bak F-16'nın bilmem ne parçası olmasın... uçak yerde. yerde gibi. Ee, Otomotivde de öyle. Yan sanayi çok gelişmişti bak. Öyle enteresan birbiriyle ilişkili ki bu... E, Yurt dışındaki ünlü markaların... Evet. ...iç döşemeleri, iç aksamları... Başka bir şey daha gidiyordu. var. O tedarikçi sen güçlendirdiğin zaman... ...ne yapıyor biliyor musun? Sadece... ...senin o insansız hava hizmet etmiyor... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milgemine, uçağına, şurasına, helikopterine yetmiyor. ihracat yapıyor. Ve ihracat yaptığı zaman ne oluyor? Çünkü savunma sanayi ihracatı çok önemli bir ihracat türüdür. Çünkü o kurduğun ilişkiler başka türlü siyasi güçleri de İlişleri beraberinde, beraberinde getiriyor. Yani tedarikçilerini güçlendirmek zorunda olan modelden biz bir kişiyi zengin etme modeline düştük. Orada da... Bunun hmm. tartışılması gidiyor. Çok şükür ki sen bunu açtın. Belki ben bu benim dikkatimi çeken bir konu. Belki uzun bunu, süredir belki kafamda bunu bir yer uzman bir çağırarak konu. açıkçası bu işin. Bence bu yapılmalı. sektörden yani sahadan mesela birkaç tane bu işin taşın altında eli olan insanlardan alıp bunun detaylandırma lazım çünkü bu hayati bir konu. Bu hayati bu, bir konu. Birilerini Forbes listesine koyma iddiası değildi. Yani bu yani Türkiye'nin beta, bir şey değil bu. beka duygusudur. Evet. Ve bizim var olabilmemiz için Savunma Sarayı'ndaki o tedarikçileri güçlendirmemizden başka çıkar yolumuz da yoktur. Ayrıca kimse hiçbir şekilde tartışma, her hiçbir konu tartışma dışı değildir. Hiçbir şey değil, değildir. Evet. Ve yani eleştiriler bu, de düşmanlık ya da dış güçlük, güç dış güçlerin insan olmak Aynen. değildir. Gerçeği doğruyu daha iyisini yapmak, öğrenmek. Anadolu'daki öğrenciler. o insanların seslerini kulağıma çalınıyor sohbetlerini. Bütün her şeyi alıyorsun bir yerde topluyorsun. Ona bir şey bırakmıyorsun. O gelişemiyor, serpilemiyor. Nedir? Ben zengin oldum, ya bir de bu ben kadar listeye iyi, girdim. Evet. Sen listeye girdin ama e, tedarikçin dökülüyor, tedarikçin evet. iflas ediyor. Bir de bu kadar hızlı bir ilerleme, bu kadar bir güç varken bunun genele yayılması da bir sorumluluktur aynı zamanda. Evet. Teşekkür ee, ederim ayrıca bunu gündeme getirdiğin için. Yani bence kamuoyu... kenarında dolanıyor da şimdi sen onu şekillendirdin kafamda. Her şeyi evet. bilmeli, her şeyi düşünmeli, ufuk açılmalı ve tartışmalı. O yüzden benim kafama takılan bir şey vatandaşımızın da bizi izleyenlerin de kafasına takılıyor olabilir. Ya da ben benim kafama takıldı. Bu, bu nedir diye sorma hakkımız var ve onu hakkı yerine getiriyorum. Bu imkanı da burada bana verdiklerine göre sormak özgürlük evet. ve soruyoruz tabii. Kafama takıldı. Ne yalan söyleyeyim. Senin sorma e, hakkın var. Benim de soruşturma hakkım var. Hakkınız ben var de siz. bunun sonuna kadar e, takip edeceğim. Aynen. Yani mesela hepiniz ikiniz de başka bir ufuk açtınız. Ve yararlı bir tartışma oldu. Evet. Şimdi devam edeyim. Bu arada bir not düşmek daha istiyorum. 2010 yılında benim hiç unutmadığım bir olaydır o. 2003-2010 yılında Almanya'nın Cumhurbaşkanlığı'nı Wolf yapıyordu biliyorsunuz. Daha sonra eşiyle beraber bir seyahate gitti. O seyahat sonrası ortalık birbirine girdi. E, kredi kartından harcama yaptığı gerekçesiyle e, sen devlet kaynağından tatilini finanse ediyorsun diye ortalık yıkıldı ve istifa etmek zorunda kaldılar. Hiç kredi kartına bu ödemeyi yapıp da bu sonuçların doğru bu sonuçlarla karşılaşacağım aklıma gelmemişti dedi çift. Cumhurbaşkanı ve eşi. E, fakat karşılaştı. Dolayısıyla e, kamuoyu ne kadar takip ederse, basın evet. ne kadar özgürse, insanlar da o kadar hesap verebilir. Bir daha kimse devletin kasasından bir kuruşunu Almanya'da kullanamaz. Bakın İsrail'e silah satıyor diye Adalet Divanı'nda Almanya'ya soykırım suçlaması var. Başka bir boyuttaki ülkede mi söz ediyorsun? Ben çıkaramadım yani. Yani bu ağır bir suçlamayla mücadele ediyor. Bir kredi kartı sebebi. Evrud'un ki bizde de böyle olmalı. Evet bizde de böyle olmalı Şimdi diyorum. Şimdi bahsettiğin hikayede e, bu. E, bu. başka dün, uluslar dün. başka bir evrenden gibi bana anlattın bu öyküyü. Bir şey daha söyleyeceğim sonra Üstüme sana alınamadım. vereceğim. Ya, Niye alınamadım üstüne? Alının üstünüze, Herkes alınsın. Bir kuruşu devlet kasasından kredi kartına yani devletin e, devlet kendisine e, zimmetli kredi kartından tatil alışverişi yaptı diye ödenek harcadın tatilinin faturasını karşıladın bir yemek ya bir yemek, bir yemek ortalık yıkıldı hiç unutma. Son, son adam anlata anlata bitiremedi öyle, adam kendine. istifa etmek zorunda kaldı anlata anlata, anlata yani bir. ya bir yemekti dakın. dedi yanımda nakit yoktu dedi yok hayır dediler öyle Harcayamaz. bir anlattın ki işte bizde. Biz Öyle bir anlattın olsun. ki ben Dördüncü şunu, da söyleyeyim de. Oldum. Deniz sana gelecektir. Öyle anlattın ki aklıma Nedim'in bir şiiri geldi. Nedim? Öyle bir anlattın ki yok vasfettiğin Dilber bu şehri Nedim bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. Niye üstüme alınamıyorum arkadaş ya? <laughs> sizin için de sizin için geçerli diyen yani. bu ülke için geçerli Niye olmayan geçerli bir değil? Şey Deniz yalnız. hesap ver gel buraya hesap ver. Niye bizim için geçerli değilmiş? Ya işte bizde bizde şöyle bir şey var. Bu iktidarın eserlerinden biridir bu da basın dördüncü kuvvetti, denetleme şeyi vardı, görevi vardı, kamuoyuyla paylaşma görevi vardı. Şimdi iktidar basın da kontrol altına aldığı için bu şeyi de gitti. Şimdi eskiden bir şey yazdığınız zaman kıyamet kopardı. Herkes hakkını, hukukunu arardı. Ya dün ben bir yazı yazdım ve bunu sosyal medyada paylaştım. Dedim ki 305 milyon dolarlık bir fabrikayı bir liraya alabilir misiniz? Altında da yazıda nasıl bir liraya sakız detaylıca anlatmışım. Diye düşündüm ben. 305 <laughs> milyon dolarlık 305 milyon dolarlık fabrikayı bir liraya almışlar. Borçlarını üstlenerek. Bakın borçlarını da Şöyle 305 milyon dolarlık fabrikayı 140 milyon dolara almışlar. 140 milyon dolarlık borç karşılığında. O borcu o günün kuruyla Türk Lirasına çevirmişler bir güzel. Sonra 2 yıl ödemesiz %10 Türk Lirası faizle yıllık of 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 10 yıl vadeli. Evet. Düşünüyorsunuz değil mi? Ödenmiş. 1000 Ve milyon kredi bu fabrika Fabrika o parayı 5 yıllık işletme karıyla ödüyor. Düşünün. 1 lira veriyorsunuz fabrikaya, alıyorsunuz. Fabrikanın kazancıyla borcu geri ödüyorsunuz. Cebinizden bir kuruş çıkmadan 5 yıl sonra o fabrika sizin oluyor. 1 liraya 305 milyon dolarlık fabrika size geliyor. Bütün belgeleriyle yazdım. Servet aktarımı değil de nedir bu mesela? Tabi işte servet transferi yani Tabii ya ve mi? bir kişi değil çıkıp da yani devletten devletten bakın e, bu, bu dosyayı ben takip ediyorum bir süredir. Bir önceki yazımda da size bir servet transferi hikayesi diye yazdım. Erzurum Belediyesi bir fabrikanın ortağı fabrika e, hisse artırmış Erzurum Belediyesi'nin hissesi yüzde otuz küsür olması gerekirken %17'de kalmış. Bir takım oyunlarla. Şimdi belediye başkanı bu hisselerin peşine düşmüş. Bakın iktidar mensubu belediye başkanı. AK Partili. Oradaki hisselerini, belediyenin hisselerini yani kamunun yani devletin hisselerini geri almaya çalışıyor. Başaramıyor. Baş edemiyor. Ticaret Bakanlığı'na başvurmuş. Ticaret Bakanlığı'nda genel müdür şirketin lehine bir takım işlemlere imza atmış. Yani belediyenin, devletin, kamunun hisselerini geri almasını önlemek için Ticaret Bakanlığı'nın genel müdürü tavır almış. İşte genel kurulda çoğunluğu Erzurum Belediyesi'nin hisselerinden dolayı onlar alacakken Valla Ticaret İçim şişti Bakanlığı deniz ya. Genel Müdürü... <laughs> Ama gerçekten bunlar yaşanmış şeyler. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen orada çırpınıyor. Yanlış bilmiyorsam yeniden seçildi. Belediye kaynak derdi yaşıyor. Halbuki o şirketteki hisseleri sayesinde belediyede ihya olur, şehirde ihya olur. Ama bir kişi ya da bir aile orada ihya oluyor o şirkette. Kim verdi, Ve neden verdi, bankamız, niçin verdi, ne zaman verdi... Get niye, verdi? niye verdi? Ya işte düşünün. Ya düşünün Kine işte yani. Verdi? Bilecik'teki <laughs> çimento fabrikasını e, e, bakıyorsun o fabrikayı 1 liraya alan fabrika daha önce de Çorum şeker fabrikasını almış. Evet. Edremit oh. yok. E, Erdemir limanına mı? Bir, bir limanı almış falan. Oh. E sonra bakıyorsun e, biraz böyle şey yapıyorsun. Kasımpaşa'ya gidiyor adres. Orada tanışık olan birileri var falan. olmuşlar. Ya bu bu ülke işte bak bunları mesela normalde Amerika'da yazsan gazeteci olarak şu bahsettiğim 1 liralık yani 305 milyon dolarlık fabrikanın 1 liraya satın alınması meselesini Amerika'da yazsan yer yerinden oynar. Tabii. Ya Hiç. burada ne savcı harekete geçiyor ne başka bir üstelik. Hiç. Yani bir tarafı da Normal. devlet Erzurum Belediyesi, AK Partili belediye kimsenin şeyi kıpırdamıyor. Yani kıpırdamıyor. nasıl bir ülke haline getirdiler buraya? Evet. Peki. 1 liraya fabrika verilir mi? Bu kadar uzun vadeli uygun şartlarda kredi olur mu? O kredinin takibi yapıldı mı yapılmadı mı? Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak ya Niye bana bir liraya fabrika verseler vallahi alamam ya elim falan titrer ya yani elim ayağıma Uta dolaşır. Utanır, utanır dışarı bir çıkamam utan ya. Yüzüm kızarır ya. Allah Allah ya. Ve vermek isteseler bile almazsın. Alamazsın yani. Şimdi geliyoruz. Hız yani yanmayacaksın 305 milyon dolarlık para basan bir fabrika ve bir şey söyleyeceğim. çimento çimento fiyatları bir yılda 230 seviyelerinden 2500 seviyelerine çıktı. Evet deprem ve açıkçası kentsel dönüşüm. Tabii. Evet. Ve Sadece o değil, sadece o değil. Maliyet. Piyasayı domine eden bu şirketler, evet, bu borçlarını karşılamak için de zam yapıyorlar. Yani bu borçları daha rahat ödemek için zam yapıyor. Yani bakın, çimento ben kimyacıyım. Çimento'nun şeyleri belli. Neyle yapıldığı işte, kömür vesaire falan. ...bunlardaki fiyat artışı yani ham maddedeki fiyat artışı çimentodaki fiyat artışıyla uyuşmuyor. Çimento daha fazla artıyor. Ve bakın göreceksiniz önümüzdeki 3 ay içinde de çimentoya çok ciddi zamlar gelecek. Sektör bilinçli bir şekilde bir, bir takım insanlar tarafından domine ediliyor ve onlar da toplanıyorlar fiyat şey yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı'nın falan bu işe de el atması lazım. Sadece Ticaret Bakanlığı değil, Şehircilik Bakanlığı'nın da el atması lazım. Çünkü Görüyoruz bugün deprem bakalım. konutlarını yapan şirketlerin hepsi şirket deprem konutlarını yapan şirketlerin hepsi bu dertten muzdarip. İhaleyi aldığımızda diyor çimento şu kadardı. Yer tespiti yapıldığında şu kadar. Temel attıktan sonra şu kadar. Yani ihaleye teklif verdiğinde çimento fiyatıyla temel attığında ki çimento fiyatı arasında uçurum var. E nasıl öngöreceksin? Nasıl planlayacaksın? Nasıl teklif vereceksin? Ve bütün bunlar toplasan 30 kişinin elinde, 30 kişinin oturup belirlediği şeyler. Et gibi mübarek. Peki. Şimdi devam edelim. Bu torpil iddiaları var. Kısa kısa gidebilirsek hem İYİ Parti Akşener'e hem İYİ Parti'yi hem de CHP Özel'in açıklamalarını ve bayramlaşma trafiğini konuşabiliriz. Şimdi torpil iddialarında mesela Sözcü bugün Yeniden Refah Partili Başkan Kayın Biraderini Başkan Yardımcısı yapmış. Kahramanmaraş'tan bahsediyoruz. Yeniden Refah Partili Mehmet Akpınar'ın başkanı olduğu Dulkadiroğlu Belediyesi'nde böyle bir ...durum varmış. Sabah gazetesini... ...iki gündür takip ediyoruz. Orada da... ...CHP'nin torpil iddiaları var. El atmış gel... ...her şeyi söylüyoruz bari. Onu da söyleyelim. Sabah gazetesi de iddia ediyor ki... ...İzmir'de... ...mesela Veli Ağbaban'ın yeğeni... ...özel kalem yapılmış. İşte Menteşe Belediyesi'nde... ...Gonca Köksal ortağını... ...yardımcısı yapmış... Ee, i̇şte yine Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi kayınbiraderine yardımcı yapmış gibi iddialar var. Bugün bunlara bir cevap verilir herhalde. Biz de izleriz. Dolayısıyla daha başladık torpil e, olmaz. Varsa böyle bir şey söyleyin, açıklayın, nedenlerini de açıklayın, bilinsin. E, çünkü e, Sabah Gazetesi ve diğer gazeteler bunu gündeme getirmiş. Sözcü Gazetesi de Kahramanmaraş'ı yapmış, böyle bir şey yaşanmış diye Peki, buna bir yorum yapmak isterseniz yapın ama şunu da ekleyeyim: ee, CHP lideri Özgür Özel, CHP genel başkanı Özgür Özel, Yavuz Donatla karşılaşmış. Bu karşılaşmanın hikayesi de anlatılıyor. Sanırım havalimanında e, bir yolculuk sırasında karşılaşma olmuş. Şöyle ki. Donat anlatıyor, yavuz donat anlatıyor. Bir süredir Manisa ve İzmir'deydim, Ankara'ya döneceğim de dönerken diyor Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılaştık, özgür Özel'le. sohbet ettik, çay içtik, eczacılık günlerini ve siyasetten konuştuk. Fotoğrafımızı çay servisi yapan kişi çekti, güzel bir sohbet oldu diyor. Bu sohbette biliyorsunuz Sabah Gazetesi'nin dünkü manşetiydi of e, Gazete'nin manşetinde de e, uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herhangi bir AK Partili isim yoktu. Sadece Özgür Özel'in demeci vardı. Manşet oydu. E, Özgür Özel diyor ki "Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağım. Geçen bayram e, bütün liderleri aramıştım. Cumhurbaşkanını aram aramamıştım ama şimdi birinci partiyiz. Dolayısıyla aramak düşer. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da arayıp bayramını tebrik edeceğim." diyor. Sanırım bir göz operasyonu da geçirmiş Özgür Özel. Hem röportajın hikayesi, hem sabaha manşet olmasının tartışması, hem de bayramlaşma trafiğini böyle söyleyebiliriz. Dilek İmamoğlu da Emine Hanım'la, Emine Erdoğan'la güzel projeler yapıyor. Birlikte proje yapmayı çok isterim diyor. Şimdi üç e, torpil iddiaları, sabah gazetesine nasıl manşet oldu, bu röportaj söyleşi nasıl gerçekleşti ve ortak projeler. Hemen yorumunu alayım sonra iyi Parti'ye geçip tamamlarız. Deniz. Ya torpil iddiası konusunda e, yani bal tutan parmağını yalar diye bir atasözü olan bir ülkeyiz yani. <laughs> e, böyle yani bunu, bunun e, böyle ge gelmiş böyle gider yani. Bunu şimdi muhalefetteyken mesela e, bu arada Sanem bana Doğru. mesaj attı. İddialar Çok özür yani. dilerim. Sanem Ilgaz, ee, Akpınar'a sormuş Kahramanmaraş e, Dulkadiroğlu Belediyesi'ne. Hani böyle bir iddia var diye. Valla demiş ay, Amerika'da yöneticilik yapmış, e, iyi bir kariyeri olan e, bir insan. Liyakat var burada demiş. O yüzden kayınbiraderini atamış. Lütfen tamam. devam et. Kusura bakma. Yok elbette ki açıklanır. Yani e, sonuç itibariyle Hani bir, bir gerekçesi vardır, liyakati da vardır da hani eşitler arasında sizin akrabanızı seçiyorsanız ona torpil deniyor yani. Amerika'da eğitim görmüş, yöneticilik yapmış ee, binlerce insan bulabilirsiniz. Onları değil de kayınbiraderinizi atıyorsanız torpildir bu yani. Bunun başka bir tanımı yoktur. Ee, yani ...muhalefetteyken gösterdiğiniz şeyi... Iktidar, ...iktidardayken de yapmalısınız... ...ya da kazandığınızda da yapmalısınız... Ee, ...burada... E, ...esas bence tartışmamız gereken... ...torpil meselesi... E, ...bundan kısa bir süre önce... ...adalet bakan yardımcısının... E, ...telefon... E, ...şeyleri yansımıştı... E, ...işte bir yazışmaları... ...birileri torpil istiyor... ...o da e, Özel, adalet bakanlığı... ...özel kalem müdürüne iletiyor falan... Hı -hı. Ee, çok enteresan o haberde ismi geçen torpil isteyenlerin tamamı görevde yükselmiş. Yani görevde yükselme mülakatı var. İsmi bakan yardımcısına geliyor. Adalet Bakan Yardımcısına. Bir meslektaşımız da böyle önünde oluyor her şey. Kamerasını oraya çeviriyor ve o isimleri falan görüyorsun yani. Kim torpil istiyor, referansı kim Adalet Bakanlığı özel kalemine transfer ediliyor falan. O enteresan olan o e, torpil isteyen görevde yükselme sınavında e, işte yükselmek isteyenlerin mesajları okunuyor ve hepsi de Yükşeyelim. görevde yükseliyor. Başka Şaşırın bir e, gariban vatandaş da referansı olmayan, torpil olmayan gariban vatandaş da diyor ki ya ben sınavda birinci oldum diyor yazılı Şişt, sınavda. Mülakat Ama değil. mülakatta 76 vererek diyor beni herkesin gerisine bıraktılar. Şaşırdınız mı? Hayır yani bakanın telefonuna mesaj gelen ismi mesaj gelen ve referansı olan evet. adam görevde yükseliyor ama sınavda yazılı sınavda birinci olan mülakatta 76 notu verilerek diğerlerinin gerisine düşürülüyor ve o görevde yükselemiyor. bunlar da çok şey kabul edilemez şeyler. Ötekisi öteki mesele uzatmayayım. bence Özgür Özel doğru bir davranış bence doğru olanı yapmış. Cumhurbaşkanı da artık hani parti toplantısında kaybetme nedenlerini sıralarken kibir ifadesini de kullanmış. Artık seçim sonuçları ortada. İkinci parti olmuşsunuz. Bu sizin de oradaki pozisyonunuz açısından değerlendirilmesi gereken bir noktadır. Dolayısıyla seçimi kaybeden ...sizi nezaket gösterip... ...hele hele bayram döneminde... ...araması... E, ...durumunda... ...ona hayır derseniz... ...yanlışı siz yaparsınız. Demez sanırım. Bence Özgür Özel... Yapma, ...yapması gerekeni yapmış. E, Dilek İmamoğlu da... ...bence çok samimi bir şekilde... ...söylüyor. E, Şimdi... First Lady'mizin e, Emine Erdoğan'ın e, bir sürü projesi var işte sıfır atık projesi var vesaire e, öyle bir şeyi İstanbul'da birlikte yapabilirler. Sonuçta İstanbul'un First Lady'si de Dilek İmamoğlu e, Ankara ve İstanbul el ele verip e, çocuklarla ilgili olabilir kadınlarla çevre ilgili olabilir çevreyle ilgili olabilir bir sürü çocukla ilgili e, olabilir ortak atık proje yapabilir. Yani, yani. Ha, ortak proje yapabilirler. İnsanlar da bunu alkışlar. Murat Kurum'la birlikte çok ciddi ee, çevre ve şehircilik Bakanlığı ile çalışılmıştı biliyorsunuz atık projesi kapsamında. Evet, sıfır atıkta. Murat Kurum Bakan kan. Ee, şey zararı oldu mu Türkiye'ye? Olmadı. Yani en azından insanların bir kısmında en azından bir çevre yıl, bilinci et, oluşmuştur. Çorbaya geçemedik Çöp ama olsun. Çöpleri Pardali. ayıklama farkındalık falan oluşmuştur. Ee, önemli Emin şeyler olmuşuz. bunlar bence ya yeter artık ya bu, bu da bu kutuplaşma Aynen. ötekini hor görme, ötekini böyle dışlama falan hain ilan etme terörist ilan etme falan ya ruhumuz sıkıldı artık ya neşemizi evet. kaybettik Gidemiz yeter bu artık bu ülke normalleşsin yani. Evet. Bence de. Ya gerçekten normalleşsin, normalleşsin. normalleşsin yani şu bayram buna vesile Ölendir olsun bir fırsat. bari. İyi parti İyi Parti'de 27 Nisan'da neler olacak biraz da bakalım. ama onun öncesinde bir tane bir haber vardı bugün. Bursa'da muhtar adayı Fatma Tunç e, Ezer, 5 adayın yarıştığı seçimlerde muhtar seçilmiş. Bu muhtarlar ne iş yapar falan diye konuya girmeyin. Başka bir durum var burada. Şimdi Fatma Hanım seçiliyor fakat e, sevinci kursağında kalıyor. Çünkü bir ağzanın şimdi muhtarın ismi altında ağzalar yazıyor ya bir ağzanın ismi değil lakabı yazılmış oraya. Boza yazılmış. E, sonra da bakmışlar demişler ki Boza ne? Meğersem o kişinin lakabıymış o ismi yokmuş. İsmi olmadığı için seçimi kaybetmiş sayılıyor. Oysa bayağı bir farkla muhtarlığı kazanmış. Ama ağzasının ismi değil lakabı boza yazıldığı için seçimi kaybetmiş. Şimdi itiraz ediyor Fatma Hanım. Ya bence kağıt üstünde kağıt üstünde yapılan doğru ama demokrasi açısından yanlış. Yanlış. Çok doğru. Ne yani, bileyim senin? E, kağıt üstünde e, haklı olabilirler. Yani oraya doğru ismi yazmak lazım. E, Usule onların aykırılık anlamında. Fark anlamadım. edip itiraz edip evet evet yani usülden e, iptal haklı olabilir ama esastan haksız bir iptal bence hanımefendiye hakkı geri verilmelidir yani. Bir de yani diğer adayların toplamından 3 kat mı 4 kat mı fazla oy almış. Evet evet bayağı almış. Bu yani arada diğer, Boza kim diğer onu da görmek de... istiyoruz. Niye boza? Şimdi e... Ya şey babası babası <laughs> şeymiş. pasta babası pastacıymış galiba. Hmm. Çocukluğundan beri mahallede ona boza diyorlarmış. <laughs> Ay, isim de boza Yok, yani yazmış konuştuğumuz ismin konuları. İsmini unutmuş kendi bile <gülüyor> 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 neyse bizi güldürdünüz ben Anlattası olsam şey yaparım Seçimi Bak onun yerinde olsam ben ben bir çözüm öneriyorum bu Suriyeliler için onların isim değişikliklerinin hızlanması için artık E-Devlet'ten falan isim değişikliği yapıyorsun girsin derhal adının devamına boza koysun. Böylece seçim şeyindeki pusulasındaki ismi doğru hale gelir ve e, düzeltirler. Yani buradan sesleniyorum kendisine. Peki. Hemen gitsin E-Devlet'e değişti. ismini değiştirsin, bozayı eklesin. Böylece o yanlışlık da ortadan kalkmış olur. O sevgili e, Deniz, şimdi ben, geri sevgili gelişim. Deniz, ben şimdi e, şeyden ha, Ebru broşürde Ebru lakabı evet, olsun istemiş ol, evet. fakat olmuyor. Fakat Ebru'dan e, şey aldığım için, e, fren aldığım için peki bu muhtar hanım seçilse itirazı da kabul edilse ne iş yapacak konusuna <gülüyor> girmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya şey köylerde muhtarlar Bayağı iş iyi, iyi yapıyor. Büyük şehirlerde büyük şehirlerde, şehirlerde 32.400 mahalle muhtarı ne iş yapar e-devlet varken. Tek bir iş buldum. Hani söylememiş olayım onu da. Sizi evde bulamayınca celp muhtarlığa bırakıyorlar. Ya o, o da kapıyı asıyor. Muhtara bırakıyor. Gidip muhtar da kapıyı asması gerekiyor. Bazıları yapıyor, bazıları da haber bile vermiyor. Yo bizim kargo asmış Esin. kapıya. Neyse bu konuyu Muhtar ol yani, yani muhtar kimse şöyle, onu da bilmiyorum. bir şey bakacağım. söyleyeyim mi? Şöyle şöyle bir kere taşrada muhtar her şeydir. Muhtar imparatordur. <laughs> evet. Yani Anadolu'daki köylerde tamam. büyük şehirlerde de şöyle şeyler yapabilirler. Yani mesela geçen bir muhtara dayı konuşmuştum. Mahallemizde yaşlılara sağlık hizmeti, evde bakım hizmeti verecek bir organizasyon yok ben diyor devletten bu hizmeti alabilmek için mücadele edeceğim diyor. Yani e, muhtarlığın tanımı değişebilir. Muhtarlar büyük şehirlerde bu tür şeylerle uğraşabilirler. Yani özellikle de emeklilerin işte e, yaş almış insanların hayatını kolaylaştıracak sağlık hizmetleri vesaire falan gibi konularda e, bir köprü olabilirler devletle belediyeyle mahalle arasında bir köprü olabilirler. Ee, biraz bak yani ta, görev tanımını biraz değiştirmek lazım kesinlikle bu arada Necat Tatlıcıoğlu yazılmış yanına lakabı bozayı yazınca geçersiz sayılmış Fransızcada evet, evet, Bozay yazıyor yani bu, beni oradan tanıyın. zaten bak soyadından belli Tatlıcıoğlu yani evet. e, babası da Tatlıcıymış yani uğraştığımız şey bu seviyeye inmişse demek ki iyi niyet yok burada. Ne var orada bozayasın? Ortalığı karıştırmak, yani Allah bürokrasi Allah Allah. ben buradayım desin. Burada işte bir sürü falan. iddia var, bir şey yapmıyorsunuz, burada bozaya takılıyorsunuz. E, Deniz'in söylediği hani muhtarlar <laughs> oy muhtarlarla ilgili öneriler, burada. muhtarlar hakkında ben bunları çok söyledikçe muhtarlar da arıyorlar haklısın diyor. Bizim de yeniden bir görev tanımına ihtiyacımız var. Köy muhtarları tamam çok daha fazla iş yapıyor ama mahalle muhtarları bilgi merkezi olabiliriz diyor. Sorunlarla şey katılımcı demokrasinin unsurları olabiliriz. Sorunları kamuyla e, paylaşımda köprü olabiliriz Deniz'in de söylediği gibi. Artı mahallede bir e, yerel STK, mahalle STK'sı haline gelebiliriz. Bize lütfen yeni fonksiyonlar üretin. 17 bin 2 liralık olan asgari ücretten aldıkları maaşı hak etmek istiyoruz biz de. Sabahtan akşama da geçenlerde bununla ilgili olarak bir muhtarın güncesi diye yazmıştım. Gene bu sene gün de kapımı kimse çalmadı. Akşam bari eve gideyim de mahallenin muhtarları dizisini izleyeyim diye dalga geçmiştim bunun üzerine. Yok çalarlar çalarlar. Muhtarlar aradı Sohbeti beni. Falan. Çok muhtar aradı. Haklısın diyor. Biz de bir iş yapmak istiyoruz ama bir tanımımız yok. Bazı evet. muhtarlar ise durumdan vazife çıkarıp hakikaten inanılmaz bir gö, gönüllü olarak hizmet ediyor. Görev tanımında yok ama diyor ki 32 bin küsür insana 8 milyar 8 milyar 400 milyon lira para veriyoruz biz bunlara. Ben bir iş yapayım diyor bunun karşılığında ama görev tanımı değiştireceksin. Görev tanımı ile ilgili olarak belki de aralarında bir araya gelip bir şura mı yapılır? Muhtarlara yeni yeni çağda muhtarlık vesaire. Biliyorsun bir, köylerin çoğu da mahalle oldu artık. Her hmm. taraf mahalle oldu. Acaba muhtarlığı nereye? Yarının muhtarı diye bir eee çalıştay mı yaparlar? Yapay zeka geldi. Bakın robotlarla çalışıyoruz. Tek başımızdayız şu anda. E, yapay hmm. muhtarlara mı gideceğiz? Ya, yani o yüzden teknolojiye tabii ki geleceğe <laughs> yön sağlayacaksınız şu, yani. Ya, şey e devlet zaten yapay muhtar şu anda. Yani ya yapay, ne yapay muhtar cevap evet eriyor. e yani Eskiden aynen. il muhaberi için, ikametgah için, nüfus üzen süreci için hep oraya giderdik. Şimdi e-devlet yapay zeka. Yapay zeka. Peki aynen. bu organik zekaları ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum yakında buradan mesela. Organik da... zekalara para ödüyoruz çünkü. Muhtarlara para ödüyoruz. Zekamızı geliştirelim. Neyse bu konuyu da senin uyarın üzerine konuşmamış olduk. <laughs> <Ay> estağfurullah konuşalım. <laughs> Bence de e, gerekiyor bir şeyler ama yani hangi bir şeyin elinden tutup da düzenleyeceğiz onu da bilmiyorum. İyi e, e Parti'de neler olacak? E, Aytun Çerkin bugün sözcüde demiş ki 4 Nisan'da İyi e Parti'de yapılan toplantıda gergin geçti. E, Meral Akşener bayağı bir e, sertti ve e, herkesi azarladı o toplantıda diye notlar aktarmış. E, odasını topladı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. 20 Nisan'da aday olmayacağını söyledi. E, bu sefer 2018'deki gibi değil gerçekten aday olmayacak şeklinde yorumlar yapıldı gün boyu. Koray Aydın, Musabat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve e, Günay Kode, e, Kodas aday, adaylığını açıkladı. Şimdi yeni isimler de olabilir deniyor. 27 Nisan'da ne olacak diye şöyle kısa bir özet yapalım, sonra tamamlayalım deniz. Vallahi ben bu konuyu dün de söylediğim gibi çok konuşma niyetinde değilim. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Siyaset böyle bir şey işte, yani millet doğru kararlar veren, doğru siyaset izleyenleri yükseklere taşıyor yanlış kararlar vereni de cezalandırıyor. Yerel seçimler İyi Parti'nin cezalandırıldığı bir seçim oldu. Bu da yerel seçimler öncesinde aldıkları kararların yanlış olduğunun en büyük kanıtıdır. Biz bunu burada söylediğimiz için bize küstüler. Yani aldıkları kararın yanlış olduğunu, ters tepeceğini vesaire bu ekranlardan söylediğimiz için küstüler. Ama işte sonuç ortada. Yani ne diyeceğiz ki vatandaş kararını vermiş. Oğur Poyrazla ee, ben en çok şeyin de adı geçiyor. Ee, Kürşat Doğru'nun. Bu seçim mağluplarından ya sonra... sonra daha parti bir, bir... var. Gelecek partisiyle Devam. deva partisi. Üye sayısından daha az oy olan Gelecek partisi mesela bunların da böyle bir şey istifa ya da ne bileyim sistemde artık bize ihtiyaç yok ya da kendimizi buradan ne ders çıkardık diye bir ders şey beyanatlarını duymadım. Belki Deniz duymuştur. Yok başarılı olduklarını düşünüyorlar. Öyle mi? <gülüyor> Öyleymiş. <gülüyor> evet. Yani Ali Babacan şey demişti. Göreceksiniz biz olmadan CHP bu kadar oyalı, hani 2023 seçimlerini CHP'nin milletvekili sayısını kendi başarılarına da bağlamıştı. CHP tek başına bunu bu şeyi alamazdı falan demişti. Onlar gittikten sonra CHP e, neredeyse ikiye katladı yani aldığı oy. Bu geleceği bu şeyin, olmayan parti yani ne düşünüyorsun peki? Ya ben onların hepsini zaten söyledim. Yani ya Saadet Partisi çatısı altında toplanın. Ha, e, evet. yani ya da gidin yeniden Refah'a katılın yani. Ne, farklı ne söylüyorsunuz yani? Bana birisi Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki farkı söylesin. Ya da Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki farkı söylesin yani. Aynı, aynı camiaya hitap ediyorlar, aynı hedefleri var. Yani sevdikleri bir, nefret ettikleri bir, e, yani karşı oldukları şey e, bir. Yani dolayısıyla niye ayrı üç tane, dört tane parti var ki? Birleşsinler yani. Göreceğiz bakalım neler olacak bayramdan sonra. Ee, bu arada e, İsrail'den bir cevap var bize. Ee, bitti mi Deniz? Yani zaten çok bir şey söylenmez. Yemin insan insanda göreceksiniz diyorsun. Haklısın ne diyeceğim? Ee, İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'nin ihracata getirdiği kısıtlamaya karşılık İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını söyledi. Ee, yani biz siz İsrail'den bir şey al alacaklarınıza kısıtlama getiriyorsanız biz de sizden alacağımıza kısıtlama getiriyoruz ifadesini kullanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'nin İsrail e ticaret anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal ettiğini de aktardı. İsrail gerildi tabii. Ee, evet. Türkiye'nin yaptırımlarından dolayı. E, ihracat kısıtlaması yani Türkiye e, biz e, İsrail'e, İsrail'den e, ithalat yapmayacağız. 54 kategoride kısıtlamaya gittik diyor. İsrail biz de sizden almayız o zaman. Biz de duruma bakacağız diyor. Ve Hı. anlaşmaları tek taraflı ihlal ediyorsunuz diyor. İsrail'le bir gerginlik yaşıyoruz şu anda. Yani bir şey söylemek isterseniz söyleyin. Yani İki başta olan... yaşasalardı da şey yarasaydı. Yani geçmiş Keşke başta yaşasalar. bu gerginliği. o o kızı o jobu yemeseydi, değil mi? E, muhalefet de tüm ticaret derhal durdurulsun diyor. Bu te, tüm ticaretin evet. durması değil kısıtlama şu anda. Kısıtlama, yani biz İsrail'den çünkü, ürün alımını kısıtlıyoruz diyor. Tüm İsrail, ticaretin durmasına kısıtlıyor. imkan yok uluslararası bu tarz entegrasyonun birbirine karşılıklı bağımlılık teknolojik açısın açıdan özellikle finansal açıdan olduğu ortamda bu mümkün değil. Hı. Mesela dikkat edin, bazı kategoriler dedik 50 küsür kategori. 104 kategori. 50 104 küsür kategori içerisinde özellikle İsrail'den aldığımız teknolojik yoğun şeyler konusunda bir kısım ama var, çelik var, jet yakıtı var. Onlar var, var ama teknolojinin mi? konularda bir şeyden listeden söz etmiyor. Büyük ihtimalle İsrail ile olan da yani e, onlar da gene kısıtlı kalacağına inanıyorum ben. Yani bu açıkçası karşılıklı olarak durumu düzeltmek. Bir diplomasi şey, e, savaş haline gelecek bu. Büyük bir, bir gerginlik anlamına gelir mi? E, hayır, kalıcı yani. bir gerginlik olmaz. Çünkü Peki. karşılık, mesela bu neye benziyor? Rusya ile Almanya'nın durumu. Almanya, Rusya'ya ambargo uyguluyor. Ama enerji konusunda %90 Almanya, Rusya'ya bağlı... E, mekanik ve teknoloji konusunda da yüzde 45 Rusya-Almanya'ya bağlı. Bir yandan ambargolaşıyorlar. Öbür tarafta ise ortak projeleri ve ortak yatırımları var. Dünya ticareti artık bu hale geldi. Birine böyle ben seni artık reddediyorum, duvar örüyorum etrafına tamamen itiyorum. Yok. Şu anda Avrupa Birliği ile e, şeyin e, diğer ülkelerin durumuna bak. Rusya'nın durumuna bak. Üçüncü dünya ülkelerinden yapıyorlar. Biraz, bir zamanlar İran'da nükleer ambargo uyguluyordu. Amerika hatta bunun bizim başımıza patladı, kapak patladı. Biz Birleşmiş Milletlerinin bütün ambargolarına harfiyen uyduk ama Amerika'nın özel ambargolarına uymadığımızdan dolayı Halkbank ne, ne kadar e, evet, sıkıntı, sıkıntı çekmişti. Yani. Ne yapıyordu? Ben Tahran'a gittiğim zaman bakıyordum Amerikan malları her yerde. Körfez evet. üzerinden Amerika İran'la ticaretini yapıyor ama sen yapma diyor. Sen yapma diyor. O yüzden evet. mesela bizim Rusya ile bir milyar dolarlık kaybımız varmış. Bizim mesela şu anda çok kolay değil diyorsunuz. Biz yani. kaybediyoruz. İran'da ambargo, biz kaybediyoruz. Işte. Hatırla. İran'da ya, biz kaybettik. 60 yani. milyar dolarlık petrolüne e, aracılık ettik. Bütün Birleşmiş Milletler kuralları gereği 2 milyar dolarlık bir kazanç meydana geldi. JP Morgan ben oraya talipti. O işten onların ekmeğini elinden aldık diye. Hala davası sürüyor. Peki. Ve hala maliyetini biz ödüyoruz. Hatta ne oldu? Ambargo kalktı. İran dedi ki bütün müteahhitlik hizmetlerini bizden almadı. Yani İran da bizi sattı. İran da bizi ya sattı. Ya kardeşim sana ben destek e, oldu, ne? Sol, oldum, ambargoyu deldim, soluk borusu oldum sana, oldum sana. Bir sürü sıkıntı, bir sürü Aynen. maliyet de ödedim. Pek tamam, çok duydum. anlamda sıkıntı çektim. Hani çeliğime de şey geldi, Trump evet. getirdi bilmem ne yaptı falan. Beni de o dışlamıştı. Yani Türkiye o anlamda uluslararası arenada bu tür şeyler açıkçası ekonominin dışına çıkıyor hemen siyasete e, yani olan gidiyor. bize oluyor. Diyorsun. Olan bize şey oluyor. Özetle. Şeref Oğuz çok teşekkür ediyorum. Bu Arife günü bizi yalnız bırakmadığınızı tamam. geldiniz. Deniz çok teşekkürler. Ee, şimdi biz ne konuştuk? İsrail ile ticarete kısıtlama geldi. İsrail'in yanıtı geldi. Bu arada e, lahmacun endeksini izleyicilerimiz hemen bize ulaştırdı. Lahmacun